Değerli izleyenler, TCK TV ekranlarından herkese sağlıklı, huzurlu, keyifli akşamlar diliyoruz efendim ekran başına. Hoş geldiniz. Yaş Ötesi programında ben Cansu Yücel sizlerle birlikte olacağız. Mehmet Marangoz da stüdyoda yerlerini aldı. Programın yapımcısı arkadaşım değil mi? Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyiyim. Sende ne var ne yok? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şöyle biz Mehmet'le ayağımızın tozuyla geldik. Programımızı yapmaya diyebiliriz. Çünkü Mehmet de oldukça farklı yerleri gezdi. Çok keyifli röportajlar gerçekleştirdi, harika koşular izledi ve Türkiye'ye döndü. Ben de kısa bir tatil yaptım, döndüm. Artık yazın da kapanışını yaptık. Sizlerle birlikte keyifli bir yarış ötesi programı geçireceğimizden eminim arkadaşım. Yani gerçekten harika şeyler izledin, güzel anılar biriktirip döndün. Şimdi bizlere de aktaracaksın programda. Nasıl geçti öncelikle? Fransa'daydın en son, geldin. Detaylandıracağız zaten programda. Yani işte bizimki aslında yani iş güzel oldu. İş gidiyorsun. Aynen. Yani hani hep derler ya hani hayatıyla işini bir yerde, hobiyle işi seninki bir yere getirmek. Benimki öyle oldu. Evet. O yüzden de hani iş yaptım diyemeyeceğim. Sadece oradaki gözlemlerimi buraya aktarmaya çalışıyorum. Çok keyifliydi. Aslında öncesinde tabii burada da çok güzel yarı, özellikle sürat koşusu, işte Son of Cougar. Daha sonra Türkiye Şoför Kulübü Kupası koşusu, Dragon Flame, iki tane çok güzel yarış izledik burada. İki tane Güzide Safkanımızı izledik. Oradan oraya gittim. Orada da Türkiye Şoför Kulübü koşusu vardı yine Fransa'da. Arap atı satışları, İngiliz atı satışları, iki tane satış vardı. Ark hafta sonu zaten dünyanın gözü, atçıları gözü Fransa'daydı. Evet, nasıl bizim Gazi koşumuzda tüm Türkiye'nin gözü burada oluyor, dünyanın gözü burada oluyorsa yine Fransa'da da öyle bir gün gerçekleşti. Tabii Fransız atçılığı için de çok önemli. Evet. Aynı zamanda tabii dünya atçılığı için de çok önemli. Bizim için tabii normalde çok fazla rastlanan bir durum değil. Arada sırada oluyor. Daha önce Tarık Tekçe'nin son yıllarda söyleyelim yetiştirdiği atları izlemiştik. Geçen sene Fedai Kahraman'ın Kahraman isimli atını izlemiştik ama bu sene işte iki yaşlı bir Heybetli isimli bir tayı var. İsmi de çok güzel. Programda da sürekli Heybetli'den söz ediyoruz. Yurt dışında çünkü bizi çok güzel temsil eden safkanlardan biri Heybetli. Kesinlikle öyle. Fedai Bey'in yurt dışındaki yatırımları sonucunda koştuğu bir safkan. Tabii yani at yurt dışında idman ediliyor, yurt dışında alındı ama at sahibi Türk. Sonuçta o baktığımız zaman bu bir yatırım, uzun vadeli bir yatırım. Çok da önemli bir koşuya katıldı. Tabii onun da koşuyor olması ayrıca bir o hafta sonunu özel kıldı. Hem de nasıl, evet. Yani çok keyifliydi. Bak benim açımdan çok eğlenceli geçti. Eğlenceyi de yanında tabii işte biz ne yaptıysak, orada ne gördüysek onları çekmeye çalıştık. Hani bazen de bazı güzel şeyleri izliyorsun. Bazen de çekiyorsun. Çekince izlemeyi kaçırıyorsun. Orada işte o şeyi yaptık ya, dengeyi kurarak. Hem anı yaşamaya çalışıyorsun. Evet. Hem bizler için programa detaylar vermek için de bir yandan çabalıyorsun. Kendin için de, dergi için de aynı şekilde. Evet. O yüzden böyle hepsi bir arada harmanlanınca aslında çok daha keyifli oluyor. Kesinlikle öyle. Dengeyi zaten kurunca. Ya işte dengeyi her zaman kuramayabiliyorsun ama güzel. Biz de sen de bunu yaşıyorsun işte Gazi koşusunda. Evet. Enternasyonel yarışlarda. Şimdi bir işle yani orada bir iş olduğu zaman ya yani orada yarışı tabii ki de o heyecan ayrı bir şey ama o yarıştan sonra işte röportaj mı yapayım, evet, orada kiminle sunum mu yapayım, öncesinde ne yapayım gitsem. Tabii o da var işte, bu biraz mesleğin hem güzel tarafı hem kötü tarafı diyelim yani. işte Dubai World Cup'ta mesela özellikle ben onu çok yaşıyorum. Yani hemen hemen hiçbirini izleyemiyor gibiyim yani. Şimdi çünkü gazeteci zaman, kişiliğe evet. sahip olmak, gazeteciliği meslek edinmiş olan insanların ne yazık ki bu tüm hayat boyunca yaşadığı bir şey. Ama biz bunu artık sorun demiyoruz. Birlikte, yok güzel. Orada olmak güzel. Evet, çok güzel oluyor. Hem burayı detaylandırmak hem orada anı yaşamak. Güzel, dengeyi kuruyoruz arkadaşım. Kesinlikle öyle. Yani işte fotoğrafçılıkta da mesela fotoğrafçı arkadaşlar var. Yani aslında yarışı en iyi yerde seyredenler diye bakılıyor. Yani hakikaten böyle foto finişin önünde hep böyle sıralanırlar. Ama işte onların da yani bir anlık bir şey yakalamak. Yani tek amaçları yani yoksa hani İşte ömür boyu, seneler boyu o anı aslında biz göreceğiz ya o fotoğrafta. Onun için çabalıyorlar. Aynı zamanda o anı en güzel yaşayacağın ambiyanstasında. Gerçekten evet. Orada da yine zorlanabilir insanlar. Yani ben işte bazen mesela Kadir Çivici. Yani Kadir selam olsun. Yani kesinlikle öyle. Kadir mesela bütün yarışları izlemiştir. Baktığın zaman her büyük yarışta, her Gazi koşusunda, işte her cumhurbaşkanlığı, cumhuriyeti hepsinde
çalışıyor ama yani yarışı hatırlıyor mu zannetmiyorum. Çünkü orada yarış izlemek gibi bir amacın yok yani. Orada bir amacın bir jokeyin bir hareketini yakalamak, bir atın evet. bir aksiyonunu yakalayabilmek, orada güzel bir görüntü yakalayabilmek, arka planda birilerine bir şeyleri yakalayabilmek. İşte biz de oraya gittiğimiz zaman bazen tabii hani bir klasik şey vardır ya, yaşıyorsun bu hayatı. Orada işte bazen öyle öyle, ben, öyle söylerler ya görünce. Evet, ben yaşıyorsun bu hayatı. Kesinlikle öyle. Ben bir tek ark koşusunu aslında, çünkü yani orada benim artık ark koşusunda yapacağım bir şey yok yani aşağıda. O yüzden hep arkla Arap Atı yarışını, yani Dubai şeyim, Qatar World Arabian Cup'ı hep yukarıda basılın çok güzel bir yeri var. Hep orada seyrederim. Onun haricinde de zaten yani öteki yarışın sonuçlarını hiç anlamıyorsun. Çünkü aşağıdan hiçbir şey göremiyorsun. İşte sonra ne yapacaksın? Padok'a giriyorsun. O heyecanı yaşamak güzel. O padok içerisinde işte atları görüyorsun. İnsan orada dünyanın en iyi atçıları, en iyi ekürleri, en iyi antrenörleri, en iyi jokeyleri. Yani oradaki atmosfer aslında padon, yani o şeyi, pastanın işte kreması denilen şey ya da çileği diyelim. O padon içi, o padon içinde bulunabilmek, orada işte o atmosferi yaşayabilmek, her şeye bedel aslında baktığın zaman. Sana kesinlikle katılıyorum. İnşallah daha nicelerini ekranlarınıza getiririz. Nicelerinde bulunma fırsatı, şansı doğar bizlere diye aktarmış olalım sizlere. Evet, böyle detaylandırdık. Çok fazla konumuz var. Şöyle bir İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda gerçekleşen etkinlikler ve koşularımızla başlayacağız. Öncelikle değerli izleyenler, Türkiye Jockey Kulübü'nün her sene gerçekleştirdiği bir resim sergisi var. Bu yıl 12.'si gerçekleşti. Serginin sonrasında da bir ödül töreni yapıldı resim yarışmasından sonra. Aktaralım detaylarını. Kulübümüz tarafından resim sanatçılarımızı at temalı eserler yaratmaya teşvik etmek yoluyla Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmak ve ülkemizi kültür sanat birikimine katkıda bulunması amacıyla at sevgisi ve at yarışı konulu geleneksel resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı 25 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Çağdaş Sanat Galerisi'nde sanatçı ve davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Ben de gittim resim sergisi sonrası. Hem ödül törenini gerçekleştirdik, röportajlarımız geldi ekranlarınıza. İzleyebilirsek sesli bir şekilde izleyelim, sonrasında detaylandıralım. Eserimiz tam da arkamızda duruyor. Şahane bir eser. Biz hayran olduk. Neler söylemek istersiniz? Eserin harici tonlamasına da bayıldık. Bize biraz detay verebilir misiniz? Ve tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Öncelikle ben Jockey Kulübü'ne çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sanatçıyı, sanatı destekledikleri için büyük katkıları olduklarını buradan da belirtmek istiyorum. Ben Şanlıurfalıyım. Doğal olarak da biz sanatın aslında özünde var. Kendin olman gerekiyor. Bu konuda da ben Urfa bölgesinde coğrafyasını nasıl yansıtabilirim konusunda bir tasarım yapıp Türkiye Jockey Kulübü'ne bu şekilde hazırlandım. Bana karşılığı ödül olarak geldi. Bu yüzden de çok mutluyum. Sevgili izleyenler, Bir Tutam Anadolu adlı eseriyle birinciliği elde eden Salih Çakar'a ait görsel var ekranlarımızda. Şu anda Sayın Melih Kura ile röportajım geldi ekranlarımıza. Seçici kurul tarafından çok özenle bu resim yarışmasının sonuçlandırılması yapıldı değerli izleyenler. Birinci olan Salih Çakar'a ait Bir Tutam Anadolu adlı eser olmuştu. Erman Gürcüm'e ait Kühelayn adlı eser ikinci. Güldane Araz'a ait Sırlı Koşu adlı eser üçüncü seçilmişti koşuda. 39 eserin sergilenmeye değer görüldüğü yarışmada Duru Bozkurt'a ait Çoğullama adlı eser ve Derya Yılmaz'a ait de Zamanın İzleri adlı eserlerde mansiyon ödüllerine layık görüldü. Günlür Gülercen'in de, genel sekreterimizin de görüntülerini izlemiştik. Tebrik ettiler ve her birine Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyemiz de ödüllerini takdim ettiler. Pek çok farklı ilden katıldı insanlar, sanatçılarımız bu projeye. 12. resim sergisi yarışmasına tebrik ediyoruz buradan kazananları ve katılım gösteren tüm sanatçılarımıza. Çok keyifli bir gün geçirdik. Mehmet, sana da kısaca sözü bırakayım. Çok güzel görüntüleri de izlemiş olduk beraber.
Evet ya, daha önce tabii röportajları yayınladığımız için burada biraz daha hızlı geçmek durumunda evet. kaldık. Çok ben de zaten Ege'yle geldik biz de çocukla evet, çocuğu da getirdim. Ege'yi de getirmiştim. Çünkü atçılığın yani sanatı, yani aslında atçılık tabii ki de bir sosyal hayatın içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Yani hem kültürde hem sanatta hem sporda çok önemli. Atçılığın da böyle bağlar kurması hem diğer kollarla benim en çok değer verdiğim olaylardan bir tanesi. Yani hani yarışlar ne kadar önemliyse aslında toplumla olan iletişimle, etkileşimle bence o kadar önemli. Daha çok, daha sık bu tarz etkinliklerin yapılması lazım. Tabii sadece Türkiye Şoker Kulübü olarak değil, ben şeyi de beklerim. Yani yeni bahis şirketlerinin de bu tarz etkinliklerini izleyebilirsek eğer ileriki günlerde çocuklarla yapacakları etkinlikler, işte kadınlarla yapacakları etkinlikler, atla sporu buluşturmaları, atla sanatı buluşturmaları, atla kültürü buluşturmaları gibi gibi. İzlemek çünkü, isteriz tabii, gerçekten. Çünkü zaten atçılığın içerisinde bunların hepsi var. Yani atçılıkta baktığınız zaman bir sanat gibi. Yani bir atın bir duruşu bile aslında bir sanatsal bir çalışma gibi baktığımızda. O yüzden hem bu tarz etkinliklerin daha çok artması adına hem de atçılığın daha çok kitleye ulaşması adına çok önemsiyorum. Ben de zaten her sene geliyorum. Bu sene çocuğu da getirmek istedim. Ege'yi de gelsin, orada görsün istedim. Çünkü at yarışında bazen tabii küçüklükte bu algıyı alması lazım. Yani at yarışlarının sadece yarış olarak değil, hani bu tarz boyutlarını da gördüğü zaman, çünkü orada mesela bazı atların işte yandan görünüşlerinde yandan görünüyordu, buradan görünmüyordu. Bazı atların farklı boyama teknikleri kullanılmıştı. Bazı fotoğraflar fotoğraf, yani hatta fotoğraf diye çıkıyor aslında. Çünkü fotoğraf kadar güzel çünkü. Kesinlikle. Özellikle evet. işte ikinci ve üçüncü olan eserler, yani birinci olan eserin tabii anlatımı çok iyi. İkinci olan şeyde o çok siyah beyaz bir çalışma evet, evet, çok gerçekçiydi. Geçen sene Leyla kazanan isimli eser. Evet, geçen sene kazanan şeyin hanımefendi ismini unuttum ya da tam hatırlayamadım. Yani geçen, ama bu sene mesela onun eserine üçüncü oldu galiba. Yani o şeyi artık o şeyi de görüyorsun. Evet. Güldane Araz Ay evet. Sırlı Koşu adlı eseri de üçüncü oldu. Yani o şeyden kule kamerasından çekilmiş bir görüntüyle bir fotoğraf vardı. Mesela bu birinci olan eser çok, yani bu sanatsal olarak çok iyiydi ama öteki iki ve üç içimize gerçekçi geldi. Öyle ben mi? De evet sordum, yani ne anlatmak istediğiniz bak, çok farklı. Bak mesela bu eser mesela, yani şöyle baksana evet. yani şey gibi. Gerçekten yani sanki güzel. Bir fotoğraf çekimi gibi. Bütün detaylar, bak arkadaki ambulanslar bile. Her şey tüm detaylarıyla resmedilmiş. Evet, gerçekten yani harika. Şeyde 2400 bir de tam Gazi Koşusu'nun açısı. İşte oradan startın başlangıç yeri, seçimi, işte araç belli. İşte arka tarafta scoreboard, yan tarafta tribünler. Evet. Yani gerçekten çok... Çok keyifli bir fotoğraf. Hala fotoğraf diyorum, ya resim diyelim. Fotoğraf gibi bir evet. sanatsal bir çalışma. Tabii emeklerine bunda, sağlık. Yani orada sergilenenlerin haricinde ben bazı fotoğrafları da gördüm. Ben bayıldım. Gerçekten yani, her birine bayıldım. Hem sergilenen hem de yarışmaya katılıp hani çünkü yani şey diyor, hani her geleni de alamıyorlar. Yok, sanırım 400-500'e yakın bir... Titizlikle. Evet. evet 500'e yakın eser. Mesela burada ikinci olandı. Yani. 514 eser 514, toplamda. Evet. Titizlikle, evet. evet 500'e yakın eser mesela burada ikinci olandı. Yani 514 eser 514, toplamda. Evet. Türkiye'nin çok farklı illerinden geldi. Küheylan'ı görüyoruz şu anda. Evet. Ya zaten şimdi bu tabii sanat, yani şimdi sonuçta baktığın zaman biz hani amatör gözle bakıyoruz. Orada değerlendiren bir kurul tabii. var. O kurulun kendi değerleri doğrultusunda, kendi sanatı değerlendiren insanlar. Hı hı. Tabii orada doğruyu seçmişlerdir muhtemelen. Evet. Bu bağlamda da yani o katılan her eser çok değerli. İşte 500 tane eser çok önemli, yani 500 kişinin at yarışlarıyla alakalı bir şeyler duyması, tabii bir şeyler ilgi duyması, üretmesi çok keyifli. Kıymetli. İnşallah böyle etkinlikler artarak devam eder diyelim. Evet, inşallah bu güzel görüntüleri de getirmiş olduk ekranlarınıza ve bir diğer önemli konumuza geçelim. Sevgili izleyenler, Enes Atlamaz aprantimizi biliyoruz artık, böyle başarı merdivenlerini basamak basamak günden güne çıkan bir aprantimiz. Tebrik ediyoruz. Biraz Enes Atlamaz'la ilgili konuşacağız. Ankara'da 28 Eylül günü hayatının ilk yarışını kazanma başarısı gösterdi ve bir kısa vade
fevkalade koşuyla elde etti bu birinciliğini ve ekranlarımıza da getirdik. Kumpis'te 1400 metre mesafede başkentte gerçekleşmişti bu önemli koşusu. Son haftalarım flaş aprantilerinden diyebiliriz. Ne dersin Mehmet? Ya aprantiler... Tebrik ederiz evet, ya. Tebrik ederim. Bugün de güzel. Bugün de güzel bir yarış kazanmış. Yani aslında bu tabii bizim burada amacımız burada yarışı göstermekten ziyade şeydi. Aslında çok önemli bir gün. Ankara'da hem Ankara koşusu hem sürat koşusu vardı. Ben onlar için gittim. Yani işte yarış ötesi diyoruz da programın adı da öyle zaten. Yani hani yarış, yarıştan farklı şeyler. Yarışın ötesinde o çocuğun yani apranti kardeşimizin o yaşadığı heyecan, o yaşadığı mutluluk, o duygusal vermiş o duygusal tepki. Oradaki tarif işte, edilemez, tabii diğer jockey arkadaşlarının ona vermiş olduğu destek, hatta tabii bazen çoğu zaman sürpriz olduğu zaman biliyorsun bir sürpriz at geldiği zaman yarış severler biraz işte öteki jockeylere işte sistemde bulunabiliyorlar. Yani erken gitseydin, evet, geç gelseydin. Evet. Ama bu yarıştan sonra at sürpriz olmasına rağmen Enes de bir, güzel de bir röportaj yaptık. Hani röportajın çoğu zaten %99'u hatta. Ya ben kaybettim ama Enes kazandı. Çok pırlanta gibi çocuk. Tebrik ederim. İyi ki o kazanmış. Öyle bir tepki almak aslında işte bizim benim... İşte bu tepki alabilmek çok kıymetli olan. Yani zaten aradığımız şey de bu. Yani atçının içerisinde aslında atçının en güzel taraf benim açımdan baktığım zaman en güzel tarafları yani hani yarışların ötesinde bunlar duygusal alanlar. O insanların etkileşimi, insanların sahiplenişi, kabul edişi. Yani hani hep buradaki mesela Sevinci de çok şeydi. Burada cezaya değmiştir muhtemelen. Ben tam bakamadım ama uyarı gelmiştir. Bak Sevinci'ye bak. Tabii. Tehlikeli sevmişler bunlar. Tabii o evet, bu koşu... Ayağa kalkmasıyla. Güzel bir şey. Direklerimizi yani, atlattın şey, evet. Şey güzel değil. Ama Sevinci güzel. Belki de işte kısa vadede koşu bir de o var. Yani bir de tabii takı katkısında da bulunmuş şeyi de yani antrenörlerle birebir konuşuyor. Tabii apranti eğitim merkezinin de bunda etkisi büyük. Çünkü yeni sistemle birlikte mezun olduktan sonra da öğrencilerle beraber koşulara katıldıkları yani belli zamanlarda koşulara katılıp sonraki günlerde eğitime devam ediyorlar 3. sınıfta. Yani bu da önemli. Onlara tabii öğretiyorlar. Yani muhtemelen tabii hocaları bu görüntüden sonra kızmıştır. Yani muhtemelen bir sevinç olur diye ama orada işte bir... İşte ilk birinciliğinin vermiş olduğu heyecanı. Tabii. Ya yılların şeyi işte yani hepimizin başına gelebilecek evet. şeyler. Çünkü eğitim alıyorsun 3 sene boyunca. İşte hep hayalini kuruyorsun. Koşmaya başlıyorsun. İdmandasın. Muhtemelen rüyalarında da 50 kere görmüşlerdir kazanırken. Yani emeklerinin karşılığını bulduğunda işte o anki duygu heyecanıyla. Evet, beyin arka plana gidiyor, duygu evet, plana çıkıyor. Evet, kesinlikle. Sonrasında güzel bir röportaj da yaptık aslında onun duygularını almak evet. adına. O röportajımız gelsin sonrasında tekrar konuyla ilgili konuşalım. Evet sevgili Enes, tebrik ederim. Aselin'le çok iyi bildiğim bir safkanla güzel bir yarış kazandınız. Yarış senden dinleyebilir miyiz? Abi öncelikle teşekkür ederim. Bundan önceki iki yarışına da atımıza ben binmiştim. Son iki yarışında da birinde üçüncü, birinde beşinci olduk. Sonlara doğru bir kesiyordu yani kendini vermeme gibi şeyleri vardı. Son yarışta sonra da at sahibimizle ortak karar alarak dil bağ vurduk ata. Bu yarış iyi oldu. Şansımıza da yani gruptan müsaitti. Atımız da bugün günündeydi. Güzel bir yarış oldu. Hayatımın ilk birincini kısa vade kazandım. Çok mutluyum. Emeği geçen öncelikle at sahibim Halil Kaya'ya ve atın bütün ilgilerine teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar abi. Peki süper. Şimdi atın yarışta kesiyor. İdmanda sen berabersin. Evet abi. Dilbağını almak aslında güzel. Usta evet, jokeylerin abi. İşi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Sonlara analiz etme yeteneğinin olduğunu görmüş olduk. Peki yarıştan sonra çok sevindin. Evet, böyle abi. Bir galibiyet bekliyor muydun bu koşuda? Abi ben atıma çok inanıyordum. Her ne kadar AGF'de ya da veya diğer şeylerde şansı olması, tahminci abiler şans vermesi de. Ben şey yapmıştım yani atıma sonuna kadar güveniyordum. Zaten güven olmazsa hiçbir şekilde yani. Baştan kaybetmiş oluyorsun. Evet. Yani atımıza güvenim boşa çıkarmadı abi günündeydi. Mutluyum yani çok mutluyum. Peki son metrelerde içeride yani gelmeyecek gibi gözüküyordu dışarıdan evet, baktığın zaman ama. İçimde galiba Akın abi vardı dışımda Müslüm abi vardı. Ben dedim acaba ikinci mi olduk yani kazanamayacak mıyız? Sonra o son kampçıyı vurup çifteliğe geçtim abi çifteliğe içe geçtim. Atımız sağ olsun beni yanıltmadı cevap verdi kampçıdan sonra kazanmayı bildik abi. Peki Enes'cim bu yarışı... Armağan etmek istesen kimi armağan? Kim neler almak abi bu yarışı öncelikle apranti okulunda bende çok emeği olan Cemal Kurt'a armağan ediyorum en başta. Sonra benden asla desteğini esirgemeyen aileme.
O zaman seni tebrik ederim. Çok teşekkür ederim abi, sağ ol. Artık ileriki zamanlarda seni inşallah sık sık görürüz. İnşallah devamı gelir abi, çok mutluyum. Gerçekten kusura bakma, biraz hızlı konuşuyorum. Bence harika konuşuyorsun. Sağ ol abi. Yani jokeyliğin kadar konuşman da gayet iyi. Çok teşekkür İnşallah ederim. Uzun zamanda seninle röportaj yaparız. İnşallah abi. Yarı sorsa çok sevindin. Çok evet, da heyecanlıydın. İlk birincilik kısa vade olunca abi, yani biliyorsun seninle sayılıdır. Belki yoktu bile ama yani onun mutluluğu gerçekten üstümdeydi. Bayağı sevindim hocam. Bu gece uyuyamazsın artık. Dün gece uyuyamadım zaten. Öyle mi? Süper. Tebrik ederim canım benim. Ben teşekkür ederim abi, sağ ol. Evet, dün gece uyuyamadım zaten diyor sevgili Enes. Buradan tekrar tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel konuşmuş, evet. Anlatmış duygularını, düşüncelerini. Mehmet, çok keyifli bir röportaj olmuş. Evet, evet. Ya işte ben her zaman söylüyorum. Şimdi biz mesela haberlerin peşinde biraz koşturuyoruz. Yani haber yakalamak için, röportaj yapmak sorun için. Sorun da çok güzeldi. Kim armağan ederdin sorusuna bayıldım. Şeyde işte mesela bu röportaj arasan bulamazsın. Çünkü neden? Şimdi bizim gittiğimiz Fırat koşusuna gidiyorsun. Kısa vade altı koşu. Baba mesela çocuk kazanınca hemen bir röportaj yaptık ve de muhtemelen hayat, yani mesela işte bazen de medyanın güzelliği de bu. Yani 20 sene sonra çocuk bu röportajı işte ilk koşumdan sonra röportaj vermiştim, evet. Kazandıktan sonra diyecek. Bir gece önce uyuyamamış. Aselim'le beraber idmana, evet, doğru çıkıyor. Evet. Zaten onu da söylüyorum. Jokeyliğin kadar konuşman çok güzel. Bunlar tabii hep eğitim, yani önemli şeyler. Küçük detaylar ama çok önemli detaylar. Sonuçta kendini ifade edebilme, kendini anlatabilme. Böyle olduğu zaman sadece ekran karşısında değil, yarı sonrası antrenöre de, at sahibine de gerekirse kendi yarışı ifade edebilme, yarışı anlatabilme, atla ilgili işte geri bildirim vermesi anlamında. Hepsi bunların önemli. İletişim önemli. Aplanta okulunda da iyi eğitim veriyorlar. Zaten yarış kim armağan ediyorsun deyince aplanta okulundan başlıyor. Evet, bunlar yürü, güzel şeyler. Sadece yani bir jokeylik sadece atın üstünde atı itmekten ziyade birçok farklı meziyetlerle barındırması gereken bir meslek. Tabii sadece jokeylik değil, bütün sporculuk, yani futbolda da öyle, baskette de öyle. Evet. Bu bağlamda da baktığımız zaman önemli bir şey. Ben yola açık diyelim. İnşallah yol açık olsun. Ekrem Kurt Apranta Eğitim Merkezi eğitimcilerimiz uluslararası standartlarda her bir aprantimize, kursiyerimize eğitim veriyorlar. Buradan da hocalarımıza tekrar teşekkür edelim. Ne kadar kıymetli onların bu zamanla getirdiği öğrencilerinin başarılarını şu anda sizlere gösteriyor olabilmek çok kıymetli. O da zaten Ekrem Kurt'a ve ailesine armağan ettiği birinciliğini tebrik ederiz. Daim olsun Enes Atlamaz için değerli izleyenler. Evet, peki şöyle bir bakalım o halde. Sanof Kurgur'dan biraz söz edelim istiyoruz Mehmet Marangoz'la birlikte arkadaşımla. Biliyorsunuz ki sürat koşusu gerçekleşti ve Sanof Kurgur bu önemli mücadeleyi kazandı değerli izleyenler. 28 Eylül Cumartesi günü 1000 metre mesafede Çim Pist'te günün 7. koşusu olarak gerçekleşmişti. 75. yıl Ankara Hipodromu'nda yılın en önemli sprint yarışı oldu değerli izleyenler. Sanof Kugur'un birinciliğe uzandığı sürat koşusu 2 ve yukarı yaşlı 10 safkan İngiliz atının mücadelesinden Ayhan Ahrasoğlu'nun Doğru Erkek Tayı Sanof Kugur Rocky Ahmet Çelik idaresinde galibiyetle ayrıldı bu koşudan. Eray Hazar'ın yetiştirdiği antrenörlüğünü ise Alper Cüyer'in üstlendiği 3 yaşındaki safkan 3. grup bir koşu zaferine de bu mücadeleyle birlikte imza atmış oldu. Açık grup bir mücadeleyle sevgili izleyenler, koşunun ikincisi Maximus Power olmuştu, üçüncüsü Festival Fever, dördüncü Annabella, beşinci de Operasyon olarak sıralamada yer almıştı. Hemen Mehmet'e döneceğim. Sen de o gün oradaydın. Nasıldı atmosfer ve koşu? Neler aktarırsın bize? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sanof Kugur ve Dragon Flame'i de ayırmamak lazım. İki tane at. Tabii. İkisi çok önemli, çok güzide atımız. Ben ikisi için şöyle, ikisinde Dragon Flame pazar koşacaktı. Sanof Kugur cumartesi koşacaktı. Ben perşembe günü Ankara'ya gittim. Sırf idmanda ikisini seyretmek için. Hatta için. Şey dediler. O yani, de var. Evet, şey dediler. Hayırdır, ne işin var burada? Çünkü mi? Perşembede beklemiyorlarmış. Evet, perşembede yarış. Çünkü perşembe günü Ankara'da yarış yoktu. Yani şey yarış yoktu. Kısa vade ya da grup. Kısa vade belki olabilir. Tam hatırlamıyorum. Grup yarışı yoktu. Ama yani gerçekten bunlar önemli safkanlar. Çünkü mesela daha önce bunu yakın zamanda gördük. City of Troy İngiltere'de şu anda dünyanın en iyi atlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.
İdman yapacağı hipodromda full izleyiciyle beraber idman yaptı geçenlerde. Yani bu atların sadece yarışları değil, idmanları da aslında çok keyifli. Çok keyifli. Ben ikisini de izledim. Çok iyi yapmışsın. Evet. Gitmişsin. Evet, idman benim şeyim ya, hobim ya. Yani yarış kadar demeyeyim, yarıştan belki daha çok seviyorum. Çünkü biraz daha o işin içine giriyorsun, işte ahıra gidiyorsun, atı görüyorsun öncesinde sonrasında. Yani yarış için çok fazla bir şey konuştum. Zaten herkes konuşmuştu evet, muhtemelen. Aynen, herkes konuştu zaten. Taraf kurgu işte için. Öncesinde... şey demiş işte mesafe işte kısa koştu uzun koştu jockey tercihi onlar ayrı mesela yani, biz yarışın ötesine bakıyoruz. Evet, yarışın ötesine bakıyoruz ama tabii yarışla alakalı şöyle söylemek lazım gerçekten antrenörü sevgili Alper Ciğer başta işte Can Ahrasoğlu evet. Ayhan abimiz Ayhan Ahrasoğlu jockey Ahmet Çelik işte orada seyis arkadaşlar Nalbant veterinleri kim ilgileniyorsa yani bu zamana kadar önceden bilen jockeylere dahil olmak üzere yani atı her geçen gün ileriye taşımışlar, ileriye taşımışlar. Bu önemli bir şey. Seninle programda da şunu demiştik. Sanofko Gri ileride yurt dışında da izler miyiz acaba evet. diye. Kesin izleriz demiştik. Şimdi de duyduk bunları da. Ya şimdi şöyle, açıkçası hani bilmiyorum. Ekürü de belki yani bunu söylemek ister mi istemez mi? Yani zaten Ekürü'nün her zaman kafasında var. Yani tabii ki her zaman büyük kafasında bir var. Hayal şimdi, ve istersin. Evet, şimdi bizim Türkiye'de şöyle bir durum var. Bunu da hemen kısaca bir parantez açmak lazım. Şimdi... Polyanna var benim gibi. Tamam mı? Yani, kendine Polyanna diyor. Evet. Polyanna yani at işte koşar, yapar, evet. eder. Ben inanıyorum yani. Çünkü atçılara ben her zaman yani pozitif bakarım yani. Her zaman. Çünkü zaten şimdi, pozitif bakmadan da olmaz ki evet, arkadaşım ama tabii, şimdi. Tabii bir kısım var. Ne işi evet. var atın orada? Klasik yani o şey var ya. Muhalefet. Evet. Ne işim atın orada? İşte her giden sakatlandı gibi gibi böyle Allah şey. Ama şimdi bak şöyle bir şey yok. Şimdi bak Agent Final'e gitti. Şimdi mesela Onur Özel Canat sevgili Onur'a da buradan selam olsun. Antrenör olarak gitti. Sevgili Arif Kurtar ekürüsünde. Önemli yarışlar orada koştu. Şimdi oradaki beklentilerle, oradaki tecrübelerle, oradaki deneyimler biraz farklı oldu. Sonra Onur Özel Canat Agent Final'la Agent Final ile diyelim. Bir sonraki yıl yine gitti. Şimdi orada çok güzel ikincilikler hatta kazanabileceği birkaç yarıştan da kimine göre jockey hatası, kimine göre yarış içerisinde konumlanma. Ama işte o bir koşuda önemli bir faaliyeti aslında. Orada bence jockey hatası yoktu. Orada yarışı son anda kaybedip buraya geldi. Burada da kazanmaya devam etti. Yani aslında şöyle bir durum var. Benim demek istediğim şu. Orada gidip biraz da ayağını yorganına göre uzatmak lazım. Şimdi Agent Final orada gittiği zaman grup bir koşmadı. İşte handikap yarış. Kendine göre, kendi ayarında atlarla koşup orada atı orada kazansaydı bir üstte çıkacaktı. Yani adım adım gitti. Şimdi burada mesela Greystone da zamanında gitti. Çok güzel bir başı. Burada Gazi koşusu kazandı. İşte Ankara koşusunu kazandı. İşte 2800. Sonra gitti orada biraz daha kısa mesafe. 1400'de 1600'de tam hatırlamıyorum. Şimdi bu tarz seçimlerde bazen yani çünkü şöyle bir şey var. Bir de karantina süresi var. Buradaki karantina süresi tabii var. Onlar... Oradaki yarış programı var. Yani hani burada doğru tercihleri yapmak, doğru yarışı seçmek, işte yarış şansının olması, rakibe denk gelmek, yani kendiyle denk güçlü olan. Biri detaylı konular aslında tabii birleşmesi gereken. Kesinlikle öyle. Şimdi biz mesela bazen konuşuyoruz Ahrasoğlu Ekülüse'de hatta Can'la da geçenlerde konuştuk. Yani böyle ayaküstü işte abi gider miyiz gibi şey yapıyoruz. Bazen sohbet ediyoruz. Yani onlar bir tarafa gitmek istiyor, bir tarafa tabii gitmek istiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Böyle bir at baktığın zaman Türkiye için de bir değer. Yani şimdi evet. hani zaten insan sakatlanacağını bilse bu atı oraya götürüp koşmaz yani. Götürmez. Çünkü seneye burada hani der bizde klasik bir tabir var ya. Yani at artık senden çıkıyor. Türk atçının yani izleyicinin atı oldu. Şimdi Dragon Flame'de sonra Kulgur'da bizim için artık böyle iki tane şampiyon safkan oldu. Güzide atımız biz ne kadar çok koşarlarsa ne kadar çok başarı elde ederlerse sahibi kim olursa olsun yani isterse Can Bey, Ayhan Bey istiyorsa işte Emrah Agun kim olursa olsun at iyi olduktan sonra yani at bizde bu asıl değer at yani burada. Hani biz tabii at sahibi bazen denk gelir. Antrenör tabii ki de mesleki olarak atı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Jockey iyi bilmek istiyor ama atta potansiyel yoksa zaten binlerce at gelip gidiyor. Bir iki tane böyle at çıkıyor. Bu bağlamda zaten yurt dışında koşup o programı yanlış yapmak, yanlış tarihte gitmek, kararsız kalmak, son anda işte gidip karantinaya girip iner inmez orada idman. Yani bunlar kolay şeyler değil. Oturup
baktım tek konuş. Tek onu. Tabii bütün detayları. Schedule'unu oluşturman gerekiyor. Onur Özal Cenat onu çok iyi yaptı. Ali Özdemir Ekürüsü, de hem Musa hem Ali Bey'le de selam olsun. Onlar da mesela antrenörleriyle beraber çok güzel bir program yaptılar. Dahil oldular, sohbet ettiler, konuştular artık. Bir şekilde orada güzel yarış tercihiyle bir şeyler yaptılar. Yani 2-2 sonra geri geldi. Burada da kazandı. Atada hiçbir şey olmadı. Yani. Hatta maşallah. Hala yani. Da aygır olarak da devam ediyor. Yani burada şey ön yargı yıkmak lazım. Buradan giden at orada sakatlanır. Öyle bir şey yok. Tabii ki de mesela Burgaz buradan gittiği Türk zaman. Türk toplumu olarak bazen gerçekten çok ön yargılıysan bunu yapmamak gerekiyor. Yani, özellikle canlı varlıklar için. Hiç bu tarz ön yargılar doğru değil. Çünkü kesinlikle onun, değil. Belki o an zamanlı veya değil onu sen bile bilemezsin. Onu o an kendisi bilir ve sen bunun öncesinde böyle bir yorum yaparak tatsız bir konuya dönüştürüyorsun. Ya işte tabii, ya şimdi öyle olduğu zaman etkilenebiliyor. Şimdi mesela bazen bilir kişi olarak değerlendirilen kişiler de öyle şey söylerse. Mesela bu at 1000 koşmaz, 1200 koşmaz, 2800 koşmaz. Yani böyle direkt böyle net şeyler. Bazen ekür içerisinde sorun yaratabilir. Yani şimdi antrenör, sonuçta orada bir antrenör var ve antrenöre aslında saygı duymak lazım. Yani ya da işte beraber konuşuyorlarsa antrenör asla bir jockey. Orada bir ekip var. Yani bu ekibin nerede koşacağı, nerede koşmayacağı konusunda çok müdahil olmamak lazım. Tabii ki de sen kendin söyleyebilirsin. Yani bence şöyle olur, böyle olur diye bir fikrin olabilir. Şimdi, ama kişilerin kendi etik kavramlarına da bir şey diyemeyeceğim. Bildikleri bir şey elbette ki vardır ama yine de belki o yol haritasında ya, bulunmak ya isteyen bir ekürü var. Ya yurt dışında şöyle bir şey. Mesela yurt dışında kimse gidip State of Trail ya da bilmem ne ya bu burada koşmaz, bu burada değil denmez. Yani bizde mesela bazen keskin şeyler olabiliyor. Ben biraz da işte dediğin gibi Pollyanna'yım. O konuda ben keşke koşsa. Ben çok umarım isterim. Her biri öyle olur. Yani güzel. Sağlıklı bir şekilde. Ben de inanıyorum. Şimdi Son of Kugel'e baktığın zaman kolay değil yani. 2400 koşuyorsun, işte 2000 koşuyorsun, 1600 koşuyorsun, 1000 koşuyorsun. Ve de kazanıyorsun. Yani Gazi hariç. Çin yarışının hepsini kazandı. Gazi'de de yer bulamadı. Dışarıdan döndü. Öyleydi, böyleydi. Yani Dragon Flame bugün çok iyi koştu. Gerçi geçmesi biraz zor gibiydi ama sonuçta bugünkü performansıyla o günü insanları yani at sahipleri keşke o gün diye denilebilecek bir performansı var atın. Şimdi böyle bir at her mesafede aşağı yukarı koşuyor. Tabii ki de ideal mesafesi illaki var. İdeal evet, mesafesinde peki. Onlar belirleyecekler. İdeal mesafesinde uygun bir grupta dediğin gibi. Hı. Yani hani çünkü Dubai dediğimiz yer ya da yurt dışında işte burası gibi handikap var, listed var, grup 3 var, grup 2 var, grup 1 var. Şimdi mesela Burgaz çok iyi at. Dubai'ye gitti. İşte grup 1 Şema Klasik koştu. Mesela Şema Klasik dünyanın en iyi ilk 10 yarışından bir tanesi. Yani hani şey değil sürekli işte grup 3 değil. Program içerisinde evet, zaten. Grup 3 değil, grup 2 değil. Yani grup 1'in de grup 1'i denilebilecek bir yarış. Şimdi, evet. Şimdi bu yarış tabii ki o yarışta olmak, o yarışta koşmak önemli bir şeydir. Ama hani bu yarışta başarı elde etmek zaten inanılmaz bir şey. Yani, mesela Son of Kugel için de şimdi koştuğunda wow demiştik mesela. Evet. Hani, yani koşmaz dediler. Şey dedi. Evet. Yani bu konularda en iyisi aslında ekürünün kendi inisiyatifini alarak işte ellerinde ne bazen varsa. Bazen de belki de cesaret ederek. Evet. Deneyerek. Yani, tabii ki de. Şimdi götürmeden bilemez. Dönmeden evet, bilemez. Öyle. Burada da ne olacağını bilmiyoruz. Belki seneye at aynı formunu koruyamayacak. Belki at jenerasyonu işte Borrego var. Çok iyi at. Giz var. Aklımıza gelen Madras var. Bunlar da iyi atlar. Yani kötü atlar değil. İşte Dragon Flame zaten çok iyi at. Yani belki seneye Son of Kugel. Evet. O grupta gelip geçilen şey bir at olacak. Onu da bilmiyoruz yani. Hani sonuçta o performansını atın belki kariyerinin zirvesinde yani. Çünkü bak mesela şeyde de biraz sonra o görüntüleri de veririz. Yani, ahır görüntülerini önce görmek istiyorum bahsettiğim evet, ahır görüntüleri. Yani şimdi konu dağılmadan hemen şey söyleyelim. Yani yurt dışı olayı bence oturup planlaması yapılıp planlı kesinlikle bir şekilde yapılırsa planlı. Bence %100 başarı sağlanabilir. Yani doğru koşu. Uygun grup. Uygun grup. Doğru zamanlama. Yani şimdi şöyle mesela biz kıştan beri Son of Kugel koşuyor. Kum koştu. Kum. Ankara'da koştu. Geçen sene koştu. 2 yaşında, 3 yaşında. İstanbul Çim'e geldi. Burada koştu. Gazi koştu. Önemli yarışlar. Burgaz'ı geçti. Yani Dragon Flame'i geçti. Yani çok bir sürü yarış. Sonra sürat koşusu koştu. Yani öyle bir şey ki. Şimdi bu at al haftaya ya da bir ay sonra götür Dubai'ye koş. Yani at başarısız oldu diye. Yani zaten belli. Hani Perşembe'nin geleceği. Çarşamba'dan belli. Ama bu atı koruyarak mesela Cumhuriyet'i pas geçeceklerini söylediler. Cumhuriyet'i pas geçerek işte Kasım ayında iyi bakarak Aralık ayında atı belki de erkenden çünkü normalde bizim atlarımız genelde şu ocağın ortasında gidiyordu. 20 Ocak'ta 21 Ocak'ta gidiyor. 12 Şubat'ta yarış koşuyordu. Yani hani buradaki karantina sürecinde zaten rahat idman yapamıyorsun.
Bunlar önemli detaylar. Şimdi ona göre bir program yapılırsa, Son of Kugu ya da Dragon Flame fark etmez. Ona göre bir program yapılırsa, erken gidilirse, orada erken hazırlanırsa, işte 1,5-2 ay gibi bir hazırlık süreci geçirilirse, planlama yapılırsa, biz bu koşuyu koşacağız. Koşamazsak eğer dönüp işte İstanbul, Türkiye'de bu koşuyu koşacağız. Ya da koşarsak, ikinci olursak şuraya devam edeceğiz. İşte kazanırsak, ya da buraya pas geçeceğiz. Evet, yani o gibi. Planlama yapıldığı hı-hı. zaman, o elinde o şeyle gittiğin, dünyada da öyle oluyor zaten. Hı-hı. Bununla gittiğin başarı zaman... Başarı böyle elde ediliyor. Evet, işte. Ama yani ben oraya gideyim, bir bakarız, işte haftaya bir yarış var, salı biz buna koşalım. İşte oradan birisi... İşte o zaman beklenti de kırılınca karşılığında daha farklı düşüncelere tabii sebep de. Oluyor. Tabii ki de. Yani sonuçta orada bir yarış var. 1400 evet. koşayım ben buna ya da 1600 bunu koşayım değil. Yani dünyada böyledir yani. 1600 koşan 1600 koşar. Ne 1400? 1400 de çok nadir koşar. Hı-hı. 2000 hiç koşmaz. Burada da atın orijinal gerçek en ideali neredeyse onu keşfetmek lazım. Zaten amatörleri bunu biliyordur. Joker'e de aynı sahibi Joker'i var. Sahibi Joker'e de konuşuyorlardır. Sahibi de kendi bütçesini biliyor zaten. Biz bu kadar para harcayacağız. Amatörler de diyordur ben atı bu kadar hazırlarım. Tabii şimdi maddi yönü de var. Tabii. Manevi yönü de var. Ya şimdi manevi yönü çok önemli. Neden evet, çok önemli? En sen çünkü dünyada hiçbir zaman bir Türk atı gidip bir grup yarış kazanamamış. Yani grup koşu olarak kazanamamış. Hı-hı. Şimdi sen buradan gidip tarihe mesela Grand Teknos gitti mesela. Hani çok büyük olay yani. Hani o işte o tarihte giden yok, bir şey yok, bilinen bir şey yok ama güveniyorsun, götürüyorsun ve de orada inanılmaz başarılar elde ediyorsun. Kesinlikle. Şimdi bunlar önemli. Ne oldu? Tarih adını yazdırdı. Ama Grand Teknos bambaşka bir attı da. Yani bu da öyle tabii. Hı-hı. Bu da kendini hani inşallah ilerleyen zamanlarda da ispat edip gidecek. Şimdi böyle bir atla, böyle bir programlamada, böyle bir şeyde bence başarılı olur. Onu söyleyelim. Bu bir. İkincisi gelelim şeye. Çok konu dağıldı orada. Evet, daha çok konuşuruz yoksa evet. üzerine. Ahır görüntülerinden bahsetmiştik Son of Kugur'un. Görüntülerimiz gelirse bir bakalım efendim. Ya şimdi bu konuyu ben niye aldım? Lafını kestim pardon. Yo, bu Son of Kugur'un ben Perşembe günü gittiğim bir görüntüsü. Hı hı. Yani Son of Kugur yarıştan iki gün önce maşallah dedim. Pırıl pırıldı. Çok yani belki de ben çünkü Son of Kugur'u çok gördüm. Ankara'daki yarışlarına gittim, Adana'ya gittim. Hı hı. İstanbul'da zaten görüyoruz sürekli. Yarış öncesi görüyorum, yarış sonrası görüyorum. Yani hayatının en iyi zamanındaydı. Öyle söyleyebilirim. Yani bu görüntü zaten onu bana orada gösterdi. Zaten şeydi pırıl yani maşallah orada diye. Evet dolanırken de hareketleriyle çok sakin. Çok huzurlu, bak, çok keyifli. Tabii. Ha? Hiç tepki vermiyor. Ne güzel. Şimdi bu görüntü niye gösterdim? Bu yarışta şeyde de sevgili Yunus'tan da rica ederim. Eyerleme görüntüsünü mü istiyoruz? Evet. Mesela bu da eyerlemede. Yani hı. yarışa giderken yani iki gün arada şimdi atın. Evet, bak huysuzlanıyor. Yani, evet. Huysuzlanıyor, oynuyor. Stresli yani bak yani çok gitmek stresli. İstemiyor şu tabii anda. Ki de. Yani hani gerçi Ankara İpodrom'da yani vücuda baktığın zaman mesela hani bunu görsen mesela ya bu at bugün gelmez de diyebilirsin yani. Yani bu hani at işte atın bir sorunu var ya da bir şeyi var anlamında değil. Bu atın ilginç bir şekilde Ankara İpodrom'da ve de Ankara'da da geçilmedi işin ilginç tarafı yani. Hani şey geçilmedi. De değil. Yani Ankara'da geçilmedi. Ama Ankara eğerlemede hep böyle bir sorun yaşıyor. Ya bunu özellikle taşımak istedim. Yani bu çok ilginç. İşte bu atçının... Bak, iki gün önce sakin olan... Ya iki gün önce de zaten bu... Şöyle söyleyeyim. Eğerlemeye geldiği zaman da zaten öyle. Hı hı. Yani hani eğerleme... Burada strese giriyor evet, şu alanda. Burada atın yani bir... yani fiziksel bir problemi yok. Hı hı. Ama işte... gazi öncesi de streslenmişti. Evet gazi öncesi de padok... Gazi öncesi mesela padokta bütün atlar bindi. Şey, bütün jokeyler bindi. Ve Ahmet binemedi. Çelik binemedi. Evet. Zor anlar yaşadı. Tabii etkiliyor. Şimdi sonuçta baktığın zaman böyle bir... Evet. Böyle bir atmosferden çıkıp... o şekilde bir yarış koşması. Hı hı. Yani sürat koşusunda da öyle. Yani koşun analizine girmeyelim ama... yarış içerisinde aldığı... bulunduğu konum... Çok keyifli bir konum değil. Sürekli uğraşmak zorunda kalıyor jokeyi. İçeriden yal bulmak zorunda kalıyor. Yal bulduğu zaman çıkamıyor dışarıya alıyor. Yani hani getiriyor. Gerçi jokeyinin tabiriyle ben zaten hani ayarlamıştım onu diye. Ama yani baktığımız evet. zaman da çok o kadar da ayarlanabilecek bir şey değil. Eğer ayarladıysa da yani helal olsun demek lazım. Gerçekten at çok özel bir at. Onu söylemek istedim sadece. Yani eğerlemede bu kadar stres yaşayan, bu kadar problem yaşayan bir atın o şekilde performans göstermesi çok önemli, çok değerli. Zaten büyük atlar normal olmuyor yani hani standart bir adamlık oluyor ya. Bunu bu da, şekilde gösteriyor kendini. Evet, bunu da bu şekilde söylemiş olurum. İnşallah yurt dışında izleriz ne diyelim. İnşallah öyle olur. Başarıları daim olsun. Can Ahrasoğlu'yla
Ayhan Ahrasoğlu'nun oğlu biliyorsunuz ki Sanof Kugur'la da çok yakından ilgileniyor oğlu Ayhan Bey'in. Bir röportaj gerçekleştirdi Mehmet. Röportajımızı bir izleyelim, sonrasında konuşalım yine. Öncelikle bu yarışı kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim için çok keyifli bir gündü, keyifli bir yarıştı. Atımız Sanof Kugur üstesinden geldi. Mesafe konusunda kafada sorular vardı, yapar mı diye. Biz her zaman Sanof Kugur'un bu mesafeyi de çıkarabileceğine inanıyorduk, inancındaydık. Çok şükür bizi yanıltmadı. Güzel geçti bizim için bugün her şey. Antrenörümüz Alper Ciğer, yetiştiricimiz Eray Hazar, seyisimiz Yunus Gündüz, Nalbant'ından bütün ekibe, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Mutluluğumuza ortak olan herkese kucak dolusu sevgiler. Can Ahrasoğlu'nun röportajı geldi ekranlarımıza. Mehmet çok güzel yine anlatmış evet, Can Bey. Evet. Can şey ya. Heyecanlı ve böyle heyecanlı şey. Ama eskisi gibi değil. Şimdi evet Can... evet şu an biraz daha kırılmış durumda evet, sanki. Ya biz Can'la... Selamlar olsun evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı konseri Hidit konseriydi galiba tam hatırlamıyorum. O zaman bir röportajdık. O zaman çok heyecanlıydı. Heyecanlıydı yani, hatırlıyorum tabii, o röportajınızı o yüzden söyledim. Evet evet ilk defa o zaman bayağı heyecanlıydı. Tabii ondan sonrasında birkaç kere daha yaptık. Her defasında heyecanlıydı ama bu sefer... Bu çok normal çünkü insanlar kamerayı görünce biraz tedirgin olabiliyor. Evet, evet. Safkan'ın çok güzide bir isim. O yüzden normal diyelim. Ya işte şimdi tabii yani... hani bir eleştirel anlamında baktığımız zaman da... Biz çok acımasız oluyoruz. Gerçekten bazen yani şimdi... Şimdi ekürü bir karar, yani sadece bunun için söylemiyorum yani. Herhangi bir at, herhangi bir yarış seçiyor. Yani bu ekürünün bir tercihi. Yani antrenörün ya da jokeyin ya da at sahibinin. Ama biz o kadar çok acımasızca baskı yapıyoruz ki. Ya onlar da acaba yanlış mı oldu? Acaba şöyle mi oldu? O baskı, o stres. Ya kaybederse yanlış seçtik. O koşuya mı gitseydik? İşte 1600 mi koşsaydık? 2400 mi koşsaydık? İşte ondan kaçtı diyorlar. Öteki bir... Yani şimdi bu tarz şeylerde yani... Yurt dışında bu kadar yurt dışında tamam serbest yani bırakacaksın. Antrenör de rahat olacak. O stresi yaşamayacak. Belki bunu bu baskının sonucunda farklı bir şey olabilir. Ya yani sırf baskıdan dolayı bile yani mesela bence bu at buraya koşmalı diyen bir insana inat olsun diye bile adam oraya koşabilir. Yani planlamadan fazla dahil olmamak lazım. Ha tabii ki de sonuçta bu sahanın işte duayen isimleri, önemli isimler fikirlerini tabii ki de söylemeli. Yani hani atı gördüğü zaman şimdi akılın üstündür sonuçta bir de gözde farklı göz farkı var. Bir şey görebilir. İşte ben bu atta takılarda şu değişiklik olursa yani bu fikri düşünüyorum. Fikirler söylenebilir. Hatta tabii. Aranıp telefonda bile ya bak şu koşu daha yani bu tarz şeyler zaten söyleniyor da. Ama bazen ama işte dıdısının dıdısı da o da bir şey deyince çok eleştiriler yaklaşınca insanın o zaman morali de gerçekten şimdi bu genç çocuk bu da bakıyor. O da yani sadece o değil hepimiz tabii, bakıyoruz. Tabii. Ya sosyal medyanın maalesef böyle bir şeyi var. Yani o da şeyde işte yarısı o röportajda da o kadar çok sakınarak söylüyor ki yani herkese teşekkür ederiz. Ona teşekkür ederiz. Evet. Yani sonuçta çünkü bir şey desen yani bir şey desen hemen altına başlayacaklar. Ya işte bilmem ne. O yüzden biraz daha aslında sosyal medyada sakin olmak lazım. Başarı şimdi kazanan haklıdır demek lazım belki de. Yani kazandı. Tebrik ederiz. Bitti bu kadar. Sonrasında belki şeyler olabilir. İşte eleştiriler. Keşke şunu koşsaydı. Şimdi çünkü eleştiren keşke demiyor. Niye koşmadın kardeşim? Sen ne anlarsın? Attan gibi. Biraz sert bir eleştiri yani, yaklaşınca. Evet, o kadar olmaması lazım. Biraz daha pozitif olmak lazım. Sonuçta bu bir değer. Tabii ki de yani sonuçta baskı hissetmeleri lazım. Önemli bir at. Hem bahis anlamında insanlar oyun oynuyorlar. Tabii. O anlamda bir baskı olması lazım. Hem sonuçta Türkiye'ye mal olmuş bir at artık. Çünkü onlardan çıkıyor. Herkesin sevdiği bir at oluyor. İnsan onu değerli görmek istiyor. Özel görmek istiyor. Tabii ki de herkesin kalbinde bir yeri var. Ama biraz daha yapıcı, böyle biraz daha... şey bir dil ne derler? Biraz daha yumuşatılmış bir dil. Şöyle. Yumuşak bir dil olsa hepimiz için daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tebrik edelim tebrik buradan ederim, tekrardan. Evet ekibini, Ayhan Ahrasoğlu'nu, Can Ahrasoğlu'nu, tüm emekçilerini güzel bir koşusunu tekrar izlemiş olduk. Sanof Kugur'un başarıları daim olsun efendim. Ve şöyle bir dönelim. İstanbul'a dönelim Ankara'dan. Şöyle bir yol haritamızı Beyefendi İpodromu'na çevirelim. Türkiye Jokey Kulübü
koşusu gerçekleşmişti. Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusunda. Zafer'e Dragon Flame uzandı değerli izleyenler. 71.si gerçekleşti bu yıl. Türkiye Jockey Kulübü koşusunun çim pisti 2400 metre mesafede izledik safkanları. At neslinin ıslahı misyonuyla ülkemiz yarışçılık ve yetiştiriciliğinin gelişmesine yönelik faaliyetleri yürütmekte olan kulübümüz adına bu yıl 71. kez koşulan yarışın startı 29 Eylül Pazar günü Veliefendi'de verilmişti. Saatler 18'i gösterdiğinde izledik. Birbirinden iddialı 3 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarını sevgili izleyenler. 2400 metre mesafe üzerinden çim pistte koşulmuştu koşu. Bu koşuyu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame Jockey'i Akın Sözen idaresinde 2.28.70'lik derecesiyle kazanma başarısı gösterdi. Engin Ateşler yetiştirmesi İbrahim Bekiroğulları'nın da antrenörlüğünü üstlendiği 3 yaşındaki Doru Erkektay 98. Gazi koşusunda elde ettiği zaferin ardından katılım gösterdi. İkinci grup bir yarışını da birincilikle noktaladı sevgili izleyenler, tebrik ediyoruz. Bu önemli koşuda Gökhan Kocakaya ile start alan Borrego ikincilikle pistten ayrılmıştı. Madras üçüncü olurken Ahmet Çelik idaresinde Jockey Özcan Yıldırım'la yarışa katılan Edge of Fire dördüncü sırada kendine yer buldu. John Abruzzi de Vedat Abiş idaresinde beşincilik elde etti bu önemli koşuda sevgili izleyenler. Sonrasında güzel bir kupa töreni de gerçekleşmişti. Sen o gün buradaydın Mehmet. Evet, o gün Türkiye'de. Türkiye'de olduğum günlerden bir tanesi. Evet, o gün buradaydın Veliefendi'de. Ya şimdi tabii koşuyu hızlı şey yapmak gerekirse Engin Bekiroğlu burada yani atın aynı zamanda sahiplerinden Emrah Agun'la beraber çok güzel bir tercih yaparak Can Abruzzi'yi bu koşuya kaydetmişler, koştular, külü koştular ve gerçekten iyi bir adım olmuş. Çünkü Madras yani gösterdi ki eğer tek başına olmuş olsa sonuç yani Dragon Flame gene çok iyi yani muhtemelen yine geçerdi ama bu kadar da kolay geçmeyebilirdi Madras'ı. Çünkü öndeki bir ekürü koşmanın nasıl koşulabileceğini ekürünün bize de bir şekilde göstermiş oldular. Bu keyifli bir detaydı. Yarış için de bence 3 atta, öndeki 3 atta iyi atlar. Dragon Flame'de, Borrego'da, Madras'ta. Yani çok keyifli bir yarıştı. Birbirinden değerli. Önemli evet. İsimler. Yani az önce de söyledim. Sana pistlerimizin yüzeyde isimleri. Evet, kesinlikle öyle. Yani mesela çok Madras biraz daha fazla koştu sanırım. Yani Borrego da tabii ki de mücadele ediyor. Geçen çok güzeldi. Dragon Flame biraz daha az koşuyor. İşte erkekleri koştu. Gazi koştu. Ara vererek koşuyor. Topkapı'yı koştu sonra. Yani hani biraz daha bakıyor. Seçilerek yani, koşuluyor tabii ki. Seneye ne olacağını az önce de söyledim. Bilmiyoruz. Yani atların aynı performansı gösterirler mi? Seneye kalırlar mı? Seneye daha mı iyi olurlar? Yani bugün yoksa başka isimler mi? Daha ön plana çıkar tabii ki bilemeyiz kısmet. Ama bugüne baktığımız zaman Dragon Flame ile Son of Cougar gerçekten ikisi şu an ön plandalar. Bakalım ne olacak. Yarıştan daha sonra olsun. Röportajımız da var evet, değil mi? Evet, evet. Bu koşudan sonra bu koşudan sonra çok çok güzel bir röportaj ben açıkçası çok keyif alarak yaptım. Ha, yani, harika. Çünkü normalde çok fazla denk gelen bir röportaj hatta belki de hiç yok. Yani yetiştiricisi, antrenörü, yetiştiricisi değil, antrenörü yani babasıyla birlikte. Ve jockey'i. Evet, evet. Evet. Üçü birlikte konuştunuz değil mi? Evet evet. Üçüyle beraber. Ne güzel. Evet. Çok üçüyle beraber konuştuk. Zaten şey yapıyoruz. Onlarla daha önce de konuşmuştuk. Hem Gazi'den sonra hem Anıtkabir ziyaretinde mesela evet, evet. Şeyin çok güzel bir, çok keyifli bir yolculuğumuz olmuştu. Orada Ankara'da da güzel zaman geçirdik. Ne yaptıklarını bilen bir ekip. Çok konuşmak da güzel. Ne yaptığını bilen ekiplerle konuşmak da güzel. Sonuçta orada hani adımları atarken de mesela Dragon Flame değerli bir safka. Onların da önümüzdeki yıllarda belki onu da yurt dışında izleyebileceğimiz bir safka. Bence kesin izleriz. Bakalım. Röportajda zaten biraz şey yapıyor. Bir şeyler söylüyorlar. Bakalım dinleyelim biz de. Tamam. İzleyelim röportajımızı. Sonrasında üzerine konuşalım. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Dragon Flame Jockey'i Akın Sözen'le kazandı. Gazi koşusunda gösterdiği performansın tekrarını yaptı. Evet, yanımızda antrenörü sevgili Engin Bekiroğulları, Jockey Akın Sözen ve at sahiplerinin ortaklarından Emrah Agun var.
Hocam heyecanınız da var. Tabii fazla lafı uzatmadan böyle bir şampiyonu izlettiğiniz için önce teşekkür ediyorum. Bir de bugünkü yarışı sizden değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Öncelikle tabii ki kulübümüz adına düzenlenen bu nadide koşuyu kazandığımız için çok çok mutluyuz ekip olarak. Jockey'imize, ekibime öncelikle sizler aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Yarış kayıt öncesi aslında sadece Dragon Flame'i koşmak niyetindeydik ama sonrasında koşan rakiplere göre bir strateji geliştirmemiz gerekti. John Abruzzi'de ekip olarak bu yarışa koştuk. Yarışın içerisinde tamamen her şey istediğimiz gibi gitti. Çünkü atımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı, bir tempoya ihtiyacı vardı. At da gereken her yerde gereken cevabı verdi diye düşünüyorum. Çünkü biz Gazi sonrası bir ara vermek zorunda kalmıştık. O gün bir 1600'e dönüp ikinci kaldık. Yine iyi koşmuştu bizim gözümüzde ama tabii geçilmişti. O da şampiyon bir Son of Cougar gibi bir ata geçilmişti. Bugün için kendi mesafesinde rakiplerini egal etmeyi başarabildi. Tabii ki çok mutluyuz. En azından kaldığı yerden kazanmaya devam etti. Tekrardan hem jockey'imize hem ekibimize teşekkür ediyorum. Hocam siz tabii atla daha çok zaman geçirdiğiniz için bu soruyu sormak isterim. Gazi koşusuyla bu koşuyu değerlendirdiğiniz zaman at üzerine koymuş diyebilir miyiz? Ya tabii ki şimdi taylar için süreç her zaman iyiye doğru, bizim gözümüzde iyiye doğru bir gidişattır. Biz de o yüzden atımızı mümkün olabildiği kadar daha az yarışta üçlüğünü geçirip yani 4 yaşına döndüğü zaman daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi en büyük temennimizdi. Gazi yarışından sonra atımız gayet sağlıklı çıktı o yarışta. Her şey yolundaydı. Fatih Sultan Mehmet koşusunu koşmayı planlamıştık bir ara. Bir ufak rahatsızlık geçirdi. Sonrasında işte Topkapı koşusuyla tekrar kaldığı yerden devam etti. Yani şu an için atımız giderek artan bir forma sahip. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Cumhurbaşkanlığı konusunda başarılar dileyelim mi? Teşekkür ederim. Yani önceki planlamamız bu yöndeydi. İnşallah kısmet olursa tabii ki Cumhurbaşkanlığı'nda Ankara'da ilk defa yarış severlerle, sevenlerle bir araya geleceğiz. Tamam. Peki şimdi tekrar tebrik ediyorum sizi. Elinize sağlık. Çok güzel bir atı bizi izletiyorsunuz. Emeğinize sağlık. Hem sizin hem de sevgili babanız İbrahim Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Sevgili Hakan, gerçekten atla bir uyum sağladın. Çok da keyif alıyorsun. Özellikle fotoğrafı geçerken göze hoş gelen de bir binişin var. Bu atla eğleniyor gibisin. Senden dinleyebilir miyiz atın performansını? Evet, bugün özelinde gerçekten atımızın yükselen grafiğini izledik. Gazi günü neyse bugün de sanki o şekilde tam zirve bir safkan vardı altında. Yarışta tam taktiksel yaptığımız toplantılarda ABC planlarımız hazırdı. Aslında en son düşündüğümüz plan meydana geldi ilk 100 metre içerisinde. Hemen ona göre konumlandık. Rakibimiz de binlerin orada önüme geçince çok daha rahatlattı esasında beni. Çünkü hadi dediğimde altından bir anda fırlayabilen kabiliyeti yüksek bir safkan var. Bunu tanımak çok güzel. Bu safkana binmek, bu safkanla tanışmak gerçekten çok özel benim için. Nitekim de öyle oldu. Yarışın temposu gayet iyiydi, yerindeydi. Ekürümüz Vedat Aviş'e de kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten taktiksellik açısından, teknik açıdan çok destekleri oldu. Bu bağlamda düzlüğe çıktığımızda çok da fazla beni yormadı, üzmedi. Şovunu yaptı şampiyon. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel, Türkiye sınırları dışında daha üst seviyelerde güzel yarışlar, Dubai gibi inşallah özel yarışlarda atımızı görüp birincilikleri elde ederiz diye umut ediyorum. Hocam burada bir sakin gönderme var gibi. Gidelim der gibi bir şey var ama. Fark ettim. İnşallah bakalım. Ya bu yıl tabii ki düşüncem olarak yok ama önümüzdeki yıl planlarımız da var diyebiliriz. Önümüzdeki yıl sağlık durumu, koşudaki performansına göre tabii ki gitmek isteriz. Yani sonuçta bu tarz atlara sahip olmak her zaman nasip olmuyor. Biz de böyle bir şansı yakaladığımız an bunu sonuna kadar değerlendireceğiz yani. Biz de keyifli izleriz. Aynı zamanda tabii içliydi Akın'ın Dubai World Cup'un. Onu da görmüş olduk. Sevgili Emre Avgun, at sahibi Emre, hangi el atsan, hangi ata maşallah parlıyor. Güzel bir auroran var herhalde. Atlarla da bir uyum içerisindesin. Yani elinde demek gibi sihirli bir değnek var mı diyelim. Ne dersin? O öncelikle benim değil, Engin Bekiroğlu'nun izinde tüm ekibin, Bekiroğulları ekibinin başarısıdır. Biz at sahibi olarak sadece bize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. İyi atlar seçmeye çalışıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Ekibimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Bu işi hakkıyla layıkıyla yapan bir ekip. Enerjimiz güzel. Güzel de bir sinerji oluştu. Atlarımız da güzel koşuyor çok şükür. Bu şekilde devam ediyoruz. Hocam sizin üçünüzü yakalamışken söyleyeyim. Gerçekten bir sanki böyle bir bütün olmuş gibisiniz. Yani özellikle Dragon Flame'i de dahil ederek evet. Söyleyebilirim. Yani burada tabii Emrah'la aranızda herhalde bir artık bir kardeşlik seviyesine geçti boyut. Evet. Birçok at içinde görebiliyoruz bunu. Dragon Flame attan gelen bir at var mı onu soralım. Sizin gözünüzde o potansiyeli gördüğünüz.
Yani, en azından izleyicilerimiz için de bir ön bilgilendirme olmuş olur. Yani şu anda hali hazırda devam eden işte Database isimli bir atımız var Emre kardeşim. 4'te 4'te devam ediyor. O taydan da çok ümitliyiz. Ama tabii haricinde aldığımız yeni taylarımız da var sahaya indirdiğimiz. Biraz zaman gösterecek bunu şu anda ne desek boş açıkçası. Ama iyi taylara sahibiz diyebilirim yani. Hocam hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Abi, Türkiye Jockey Kulübü koşusu da kupası da size yakıştı diyelim. İnşallah Dragon Flame'i de uzun yıllar izleme şansı buluruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyenler, güzel, keyifli bir röportaj getirmiş olduk ekranlarınıza. Veli Efendi Şeref Tribünü salonunun önünde, şöyle Veli Efendi pistinin önünde güzel bir röportaj gerçekleştirmiş Mehmet, Emrah Agun, Engin Bekiroğulları ve Akın Sözen'le birlikte aslında çok güzel, kıymetli noktalardan bahsettiler. Ankara'da da izleyeceğiz 2 Kasım günü bu güzide ismi. Şöyle bir Mehmet'e döneyim. Emeklerine sağlık diyeyim Mehmet. Çok uzun, keyifli de bir röportajı getirmiş olduk ekranlarına sayende. Valla yani ağızlarına sağlık. Çok güzel konuştular. Aslında evet, biraz da uzatırdım da fazla uzatmayayım dedim. yani şey güzel, planlı hareket etmeleri. Zaten işte kayıtta Engin Bey, Engin Bekiroğulları söylüyor, sevgili Engin Bekiroğulları. Kayıtta rakipleri gördükten sonra ekürü koşmaya karar verdi, Cana Bruzi'yi. Bu önemli bir şey. Bilinçli hareket ettiğinin göstergesi. İşte atı koşarken zaten yarışları seçiyorlar. Evet, Akın Sözen de temponun gayet uygun olduğundan bahsetti. Yani Akın da teşekkür etti Berat'a evet, zaten. Ona bir ödeme evet, yarattığı için. Yani bunlar güzel şeyler tabii. Bilinçli hareket edilmesi atı, atı iyi bakıyor olduklarının da bir göstergesi. Değer verdik, daha doğrusu değer veriyor olduklarının da bir göstergesi. Database isimli atları da var aşağıdan gelen. Hı hı. Yani iyi bir ikili oldular. Hem Emre Agun hem Engin Bekiroğulları. Hem atın zaten ortakları %50-%50. Aynı zamanda sevgili İbrahim amca da, İbrahim Bekiroğulları da, Engin Bekiroğulları'nın babası da atla birebir ilgileniyorlar. Yani hem ekürüye hem antrenörlerine hem diğer işte seyisi, yardımcıları, hepsine buradan yani tebriklerimizi gönderelim. Güzel bir at. İzlemesi keyifli bir at. Bakalım yani ne kadar sağlıklı koşarsa, ne kadar güzel koşarsa bizim için izleyici olarak, atçı olarak bizim için keyifli. Kesinlikle. Akın Sözen tabii yurt dışını özlemle istiyor. İnşallah. Yani olabilir. Çünkü yani şimdi şöyle bir şey. Bir atın oraya gitmesi sadece yani orada bir koşu değil. Yani bir jockey'in de gitmesi demek, bir antrenörün de orada kendini göstermesi demek. Hı hı. Türk atının orada gitmesi demek. Bazı koşularda, belli koşularda, önemli koşularda kazandığı zaman İstiklal Marşı'nı çalıyorlar. Bir Türk Marşı'nı orada çaldırmak demek. Evet, bunlar değerli şeyler. Evet, paylaştın, gördüm. Evet. Çok bunlar değerli şeyler. Yani sadece orada işte at gitti, geldi, koştu. Çok basit indirgememek lazım. Yani Akın Sözen'in oraya gidip orada bir yarış kazanması, kariyer planlaması evet, açısından önümüzdeki yıllar için çok farklı bir yol haritası çizebilir. Engin Bekiroğulları keza aynı şekilde orada bir yarış kazanması burada da devam edebilir ama orada da bir sonuçta bir gidip gelme yöntemleri olabilir. Onur Özelcanat bunu birkaç sene üst üste yaptı. Oraya gitti, geldi. Tabii orada diğer atları görmek, idman tarzlarını görmek, sosyal yaşamı görmek, oradaki atlar iletişimi görmek, metotları görmek, bunların hepsi bir değer, bir artı. Onları görüp buraya dönüp burada da uygulayabilir ya da buradaki değerleri gidip orada da uygulayabilir. Hı hı. Yani Türk atçılığı için, yayılması için bunlar gerekli inşallah. Evet. O taraflarda izleriz. Evet inşallah o yurt dışında da yine bizi temsil eden o isimlerden biri olur. Biz de sevgiyle izleriz ekranlardan, gurur duyarız, tebrik ediyoruz tekrardan. Şöyle bir o zaman oralardan söz etmişken bir Fransa'ya, Paris'e uzanalım sevgili izleyenlerimiz. Ama uzanmadan önce kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında çok özel görüntülerle, koşularla yine karşınızda olacağız. Çok kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurt içi altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon sadece Hipodrom.com'da. Alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurt dışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Tamam oğlum. Hadi bay bay. Bende de bir oğlan var.
Bir kez olsun üzmedi beni. Pırlanta gibi çocuk. Canım oğlum benim. İsmi ne? William. Prens William. İngiliz abisi. Ha. Atları tutkuyla sevenler için... Altılı. Aynı yarışı oynayıp %33 daha fazla kazanmak kim istemez? Hemen şimdi Vitali indir. Alt limite takılmadan her yarışta daha fazla kazan. Vitali geliyor Vitali. At yarışı.com'un yeni özelliği ortak kuponla kendi ortak altılı kuponunu oluştur. Kuponuna arkadaşlarını ortak et. Birlikte oyna, birlikte kazan. At yarışı.com. At yarışında yeni bir seviye. Sevgili izleyenler, çok kısa bir ara vermiştik. Yarış ötesi canlı yayında devam ediyor efendim. Şöyle bir Fransa'ya uzanacağız diye aktarmıştık sizlere. Türkiye Jockey Kulübü koşusu gerçekleşti değerli izleyenler. İzleyenler Saint-Cloud Hipodromu'nda gerçekleşti bu önemli mücadele. Paris'te izledik. Bizim adımıza gerçekleşen bu koşuyu güzel görüntülerimizde o ekranlarımıza geldi. Mehmet'in ellerinden izliyoruz bu görüntüleri. Şöyle biraz detaylandırayım. Fransa'da düzenlenen Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Marano Charlie kazandı sevgili izleyenler. Kulübümüzle France Galop arasında düzenlenen karşılıklı koşulardan Türkiye Jockey Kulübü koşusu bu yıl 4 Ekim Cuma günü gerçekleştirildi. Paris'te bulunan Saint-Cloud Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı kulübümüz adına düzenlenen Grup 3 Prix Thomas Bryan Jockey Kulüp de Türkiye'nin Peter Maher, Carl Fritzgas ve John Baxter'ın ortaklaşa sahibi olduğu Christopher Head'in antren ettiği Maranoa Charlie isimli tar jokeyi Oriol'un Lemaitre isimli jokey ile kazandı sevgili izleyenler. Çok önemli için pistte 1600 metre mesafe üzerinde gerçekleşmişti bu mücadele. Yine Mehmet oraya gitti, hemen arkadaşıma döneyim, yine detayları konuşuruz. Nasıl geçti Mehmet Fransa'da? Türk esintileri diyeyim. Evet, değil mi öyle? Ya şimdi Fransa'da her sene yani bir hafta diyelim, hafta aslında Perşembe günü başlayan bir etkinlik süreci var. Perşembe günü bir Arap atı yarışı yapılıyor. Cuma günü Saint-Cloud Hipodromu'nda koşular var. Saint-Cloud Hipodromu'nda da koşulan en değerli, yani İngiliz atlarına ait en değerli yarış bu. Prix Byron koşusu. Burada da Türkiye Jockey Kulübü adına koşuluyor bu koşu. Grup 3 bir koşu. Önemli bir koşu aslında. Bu koşuyu da işte az önce söyledik, Manon'a Charlie kazandı. O da 3'te 3 yaptı. Zaten çok rahat kazandı. Hiç elini oynatmadı neredeyse. O da bakalım ilerleyen zamanlarda elde edeceği başarılarla her zaman bu koşuyu da kazanmış bir at olarak. Belki Aygül olursa bu koşu da onun listesinde olacak. Kulübümüz de hem oradaki Paris Büyükelçimiz hem Paris Başkonsolosumuz oradalardı. Sayın Başkanımız da görüyoruz şu anda. Ödül verenler. Genel Sekreterimiz Gündür Gülerce aynı şekilde ödül verenler arasındaydı. Zaten yönetim kurulu sanırım tam kadroydu. Ben yukarıdan doğru. Evet, oradalardı. Tuncay Bey'i gördüm, Burak Bey'i gördüm. Ya tabii o hani, sadece... Sen söyle. Tabii. Kurum, yani sadece yarış olarak değil tabii ki de. Çünkü onun öncesinde bir toplantı vardı sabahleyin. Ülkeler arası anlaşmalara karşılıklı yarış... olarak gerçekleştirdiğimiz için her sene düzenli aralıklarla. Evet. O yüzden orada bulunulması, bu tarz toplantılar dediğin gibi herkes kulübümüz olarak hani yönetim olarak da katılıyoruz. Ya şimdi burada bu yarışın özelinde bir tabii ki de görüşme olmuştu ama zaten bütün dünya atçıların işte IFA'nın International Federation of Horse Racing Association, o IFA'nın zaten toplantıları da var. Aynı zamanda ikili görüşmeler var. Akdeniz ülkelerinin Jockey Kulüp birliklerinin toplantıları var. Yani aslında orada sadece bir yarış izlemek için değil, orada birçok etkilik için, birçok anlaşma için sonuçta fikir alışverişleri, tabii hem de uluslararası görüşmeler. Kesinlikle uluslararası yarışlarımızın sonuçta statüleri bazen düşebiliyor, yükselebilme ihtimali var. Yani önümüzdeki seneler neler yapılabilir, onun üzerine neler konuşulabilir, orada bir görüşmeler yapılıyor. Zaten bugün pazartesi, mesela bugün de sabahleyin IFA'nın bir toplantısı vardı. Ona da yetkililer katılıyorlar.
Cuma günü sanırım ya Cuma ya da Cuma sabahı İFAİR'in bir toplantısı vardı. Arap Açlığı, Dünya Arap Açlığı, ona Salman Bey katıldı. Yani orada aslında hani bazen şey olarak baktığım zaman bütün hafta boyunca bütün dünyadaki açlığın başkanları, yetkilileri hepsi sadece yarışlar için değil, yarışların sabahlarında zaten yarış orada bir aslında dinlenme evet, zamanı evet. gibi oluyor. Çünkü sürekli bir şeylerle uğraşıyorlar, bir toplantılar oluyor. Yoğun bir hafta sonuydu. Bu da işte zaten şeyin koşusu bizim Türkiye Jockey Kulübü'nün koşusu. 2 yaşta İngilizlere düzenlenen bir koşu. Grup 3. Saint-Cloud Hipodromu da Longchamp'a yakın Paris'te. Longchamp'a 3-4 kilometre uzaklıkta. Yani araçta bir 5 dakika 7-8 dakika sürüyor ya da. Hatta ben bazen hava güzelken yürüyorum da. 20 dakika falan sürüyor. O yolda yürümek de bir çok büyük keyif. Evet, o yol gerçekten çok keyifli. Evet, zaten yarışı kazanan Safkan da işte bu üçüncü koşusu, üçüncü koşusunda birinciliğini aldı. Rahat yani. Burada bizim Heybetli isimli atımız da buraya kayıtlıydı aslında. Ama buraya tercih etmedi. Burası bu koşu yerine. İkinci koşu da Heybetli değil mi? Sarkı yok, bu ikinci koşu değil. Bu koşu da kayıt olmuştu daha öncesinde. Ama sezon içerisindeki göstermiş olduğu performansta çünkü ikinci, birinci, ikinci oldu. Hı hı. Fransa'nın en iyi 2-3 atından biri olarak gösterilince bu koşuyu pas geçip grup bir yarışa cezalı kayıt yatırılarak hatta 28 bin euro yaklaşık cezalı kayıt yaptırılarak grup bir koşuya gitti. Ki o koşu sadece Fransa'dan değil yurt dışından da birçok başarılı safkanı ağırladı. Yani Saint-Cloud Hipodromu'nda böyle bir yarış gününü izlemiş olduk. Jockey Kulübü koşusuyla beraber. Tabii Jockey Kulübü koşusu olması hatta orada bizim derginin de katotta güzel bir reklamı da vardı. O da bizim onu da gördüm. Tebrik ederim arkadaşım. Bu arada ne kadar kıymetli bir şey. Burada yine Türk at yarışçılığının orada taşıyabilmen. Zaten dergiyle burada ayrı ilgileniyorsun. Evet. Bir de orada böyle bir sponsorluk anlaşması olması bizi gururlandırdı. Tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olsun o da Tuncel Aydın da sevgili Tuncel Aydın'a buradan selam olsun. O da çok değerli fikirlerini genel paylaştı. Türkiye Jockey Kulübü Genel Müdürü. Yani şimdi tabii orada gördüğü zaman insanlar hani şey yapınca güzel bir şey olduğunu söyleyince hoşuna gidiyor. Zaten evet. Başkonsolosumuz da ben işte orada yarıştan sonra dedim işte merhabalar benim dergiyi de verdim. Bir tane dergi de ettim. Dergi görünce dedi ben bunu dedi az önce gördüm dedi katalogda. Hatta dedi kim bu dergi falan Türk için ki orada. Kerem Yılmaz. Evet. Türkiye Paris Başkonsolosu Sayın Kerem Yılmaz'da. Ya işte şey o değişmiş galiba bizim daha her sene aslında şu anda ben şeye bakıyorum. Değişmiş olabilir. Ya yok bu şey yeni bakarak söyledim. Evet, yok yeni başkonsolosu şey önceden ismi Büyükelçi unuttum. Yunus Demirer. Yunus Demirer Bey, Kerem Yılmaz. Yunus Demirer Bey geçen sene de zaten vardı. Başkonsolos 26 Eylül'de sanırım değişti. Bir önceki başkonsolos 3-4 senedir hep o vardı. Hep onunla görüşüyorduk. Şimdi o da yeri gelince öyle bir muhabbet oldu. Güzel oldu. Ne güzel. Tabii orada yani bizim dergi hani Türkçe İngilizce olması, orada görünüyor olması, bulunuyor olması. Zaten o katalogda da şöyle de bir durum var. Yani biraz hani bahsetmek gerekirse kataloğa zaten reklam alamıyorsun. Yani para vererek adam sana o sayfa vermiyor. Çünkü bütün sponsorlar Katar. Yani o hafta sonu bütün yarışlar kapatılıyor. Tabii Katar bütün her şey işte bayraklar şunların hepsi kataloğda hepsini Katar basıyor. Ben orada reklam bizim zaten ana kapağın hemen içindeydi bizimki. Derginin Bosforus'un. İkili network'ümü yani ilişkilerimi kullanarak rica ederek onlardan. Onlara sağ olsunlar. Sen de gerçekten istediğini yapan bir insansın. Evet. Böyle aklına koyunca onu yapıyorsun ve başarıyorsun. Biz de seninle gurur duyuyoruz arkadaşım. Valla çok gerçekten çok kıymetli bir şey. Çok sağ ol. Aklına koyunca yapıyorsun derken ufak bir şey de anlatayım. Ben aslında bir atçılıkla alakalı bir durum için Dubai'ye gidecektim. Salı gecesi hatta havalimanına gittim. Uçağa binecektim. Uçakta işte bileti check-in yapacağım ama şey dediler benim işte gazetecilikten dolayı gri pasaport var. Gri pasaportun işte 2-3 aydan daha az süre kaldığı için hatta zaten Dubai'ye 6 aymış. Dubai'ye giremezsin dediler. Uçak yandı. Ben geri döndüm. Perşembe'de gitmem gerekiyor. Salı günü kaldı bir tek. Ben de işte Ankara'ya önce iletişim başkanlığına başvuru yapıyorsun. Hemen yazdın evet. İşte şey istiyorsun gitmek için izin istiyorsun yazılar işte şunlar bunlar. Konuştum alamazsın imkansız dediler ama ben mesela Ankara'ya salı günü 1-3 ayla gittim. İşte 3'te falan Ankara'da oldum aşağı yukarı.
Gittim iletişim başkanlığına, oradan nüfus müdürlüğüne, oradan nüfus vatandaşlık müdürlüğüne. Gerçekten sağ olsunlar, tebrik ederim. Sağ olsunlar. Yardımcı da oldular. Ne kadar yani, güzel. Basılmasını bekledim açıkçası aşağıda. Hatta oradan PTT'ye gönderdiler. PTT'ye gittim oradan. Yani aldım. Çok yani az önce sen istediğini yapıyorsun. İşte böyle gerçekten. Anı olmuş oldu yani. Bir gazeteci kişilik böyle olması gerekiyor evet, ama. Evet. Tuttuğunu koparacaksın. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Öyle. Çekingen olursan öyle hiçbir şey evet, olmuyor. Motivasyon olduğu sürece inşallah bir şey olur. Aşçılıkta da tabii bunlar yani orada olmak güzel. Hatta işte o Joanel Tani ile bir sohbet de ettik. Kendisini hı hı, yani orada tabii biraz orada kendine ait bir alan vardı. İşte yanındaki arkadaşlar vardı. Dur dedim selam vereyim. Eltani Joan'ın beye dedim. Hı hı. Hatta onlar da şaşırdı, tanıyor musun diye. Ben tanımıyorum ama o kadar sıcak kanlıydı ki ben kendisine söyledim işte Türkiye'den geliyorum işte bu gazeteciyim hı hı, şöyle böyle. Aa, ne yapıyorsunuz, ne var ne yok. Böyle muhabbet ettik bir ayaküstü. İşte o dedi bizim 17 tane at koşuyor. İşte şu atın ben El Gadir dedim iyi at kazanır dedim. Bakalım nasıl olacak. Öyle bir çok hı güzel bir sohbet ettik. Hatta onların bir atı vardı Erdoğan diye. At iyi koşamadı dedi. Aygır yaptık iyi çıkmadı dedi. İşte aygır olarak alamadık. Hmm. Frankelta'ydı dedi. İşte böyle bir güzel bir sohbet de ettik aslında. Çok keyifliydi. Güzel. Çok sıcak yani. Mesela bizi beni de davet etti. İşte hatta, ikili ilişkiler diyoruz evet, evet, hep. Böyle oluyor. Evet. Böyle gelişiyor. Kesinlikle. Ya işte mütevazı yani olduğun zaman yani evet, orada başkan da olsan, kral da olsan, şey de olsan mütevazı olduğun zaman orada gelen insanlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Evet. Hal hatır soruyorsun. Bunlar güzel şeyler. Yani sonuçta network sağladığın zaman da. Çünkü atçılığın en güzel tarafı bu. Öyle. Yani atçılığın en güzel tarafı burada normal hayatta ulaşımların hemen hemen imkansız olduğu bir mesela ben işte Joanel Tani yani adamın babası abisi ülkenin başındaki adam yani hı-hı, düşün. Ulaşma ihtimalim sıfıra yakın. Yani evet, zaten burada falan yani korumalardan giremezsin ama at yarışında yan yana sohbet ediyorsun ve de adam sana şu atımız koşuyor bu atımız işte o gün Doha kazandı hı-hı, Treve'nin tayı. Hı-hı. O da ark kazanmıştı iki tane galiba. 2-3 mi hatırlamıyorum. Yani güzel bir sohbet de etmiş olduk. İyi oldu. Yani network olmuş, evet, evet. Yani bunlar önemli. Atçılıkta mütevazilik, atçılık. Ortak nokta at olduğu zaman işte o zaman statü kalkar. Açılıyor, evet, evet ortak nokta. Ortak nokta at olduğu zaman statü ortadan kalkar. Yani sen kral da olsan jockey diyorsan, antrenör diyorsan, at sahibi ortak nokta atsa evet, statü ortadan kalkar. Herkes mütevazı bir şekilde evet, buluşulması kesinlikle gerekir. Evet. Katılıyorum. O halde şöyle bir Fransa Şanti İdman Merkezi görüntülerimiz var. O görüntülerimiz gelsin ekranlarımıza efendim. Üzerine Mehmet'le konuşalım. Şimdi sen idmanları izlemeye gittiğinden söz ettin arkadaşım. Ne kadar güzel ya, Şanti idman yapılan yer. Evet, süper. Burası El Agres. Les Agres pardon. Hı hı. Ben tabii Fransızca tam olarak söyleyebilirim belki ama. Les Agres Şantiye'de 5 tane idman yeri var. Bir tanesi Şantiye Hipodromu. Bir tanesi burası Les Agres. Burası çok büyük. Bunun etrafı olduğu gibi antrenörlerin ahırları var. Yani bütün alan boyunca antrenörlerin yerleri var. Her antrenörün kendi yeri var, ahırları var. Her antrenörün aşağı yukarı saati belli. Burada zaten 4 tane pist var. İşte politrak, sentetik, tapeta 4 tane ayrı pist. Ayrıca içeride çim pist var. Mesela belli saatlerde burada atların gittiği belli. Hangi saatte atların geldiği belli. Mesela içerideki atlar şu anda çim pistte idman yapacaklar biraz sonra. Hı hı. Yani böyle bir harika bir atmosfer var. Burada yaklaşık şey olarak 3500 tane falan at idmanda aynı anda Şanti İdman Merkezi olarak baktığımız zaman dediğin gibi çok keyifli bir ortam. Yani atların burada kendileri hep zaten hiç takı olan herhangi bir at yok. İşte yok hiçbir at. Her at sakin. İçeriye giriyorsun, dokunuyorsun, elliyorsun. Çok nadir bir huysuzluk yapan bir at var. Ama mesela o kadar sessiz ki en ufak bir şeye tepki verebiliyorlar bazen. O sıkıntı olabiliyor. Çünkü her sakin, huzurlu bir ortam. Böyle idmanlarınla, kendilerinle o an. Evet, kesinlikle. Ya yani şimdi burada hazırlanan atlar tabii biraz daha baktığın zaman uzun vadede avantajlı gibi durabilir. Orada aynı zamanda Fedai Bey'in de atları vardı. Sen zaten onlarla bir aradaydın. Evet, aslında ben tek başıma gittim. Kahraman ekürisiyle. Ya ben aslında Şanti'ye her gittiğimde her sene gidiyorum zaten.
Yani orada bir şey yok. Her sene giderim. Bizim zaten orada bir tane atımız da var. Ben bir de bir eküde menajerlik yapıyorum orada Fransa'da. Orada kendi atımız da var. Antrenörümüz. Onu da ziyaret ettim. Oradan da alan, orası da ortak alan. Yani benim durduğum yer medyanın basının durabileceği bir yer. Yani orada normalde hani gelip idmana selam veriyor, kim seyredemezsin yani. Biz medya basın olarak gittiğimiz için oraya, davet aldığımız için orada o alanda evet, seyredebiliyoruz. Burası tabii özel alan. Burası Fedai Bey'in atlarının olduğu, Alice Carcosa'nın ahırları. Atlar burada şeyden çıkıyorlar. Bir belli bir yürüme alanından sonra bu aynı alana geliyorlar. Burası ortak alan dediğimiz yer. Genelde atlardan buraya geliyor. Bu atlar Fedai Bey'in. Fedai Kahraman Ekürüsü'ne ait. 7 tane, yedi at. Tane evet, değil mi? 7 tane at vardı. Heybetli Berra var. Mr. Gen var. Berra da kızının ismi. O da güzel bir at. Evet, bakalım. Çok güzel. Yani diğer atlar da vardı. Bu ormanın içi, orada bir kadar güzel. Sanki burada işte Belgrad Ormanı. Yani zaten bak, burası da orman olarak, yani forest olarak geçiyor. İdman merkezi. Burası da dümdüz bir alan. Aşağı yukarı 4 kilometre. Sağlı sollu. Burası gidiş, öbür taraf geliş. Burada atlar uzun galopları burada yapıyorlar. Burada daha geniş alan, evet, olduğu için. Fedai Bey de burada atlarını, evet, izliyor. Görüyorum. Yani çok keyifli bir ortam. Burası yani işte Fransa için zaten baktığı zaman atçının merkezi diyorlar yani şantiye. Tabii orada mesela Longchamp hipodromunda yarışlar ya da Saint-Cloud hipodromunda var. İkisinde de sentetik pist yok. Sadece koşu için atlar geliyor. Koşuyor gidiyor. Yani Longchamp'ta herhangi bir şekilde idman, öyle yani, bir yok, idman yeri söz yok. Yok, değil, idman, evet, söz konusu değil. Ha şöyle bir şey. Atın geldi mesela, atıyorum Japonya'dan geldi bir tane Shin Emperor diye bir at. O mesela izin alarak bir gün orada idman, yani şey idmanı yaptı. Hani işte at, pisti tanısın diye idman yaptı. Ama normal şartlarda sadece Longchamp yarış için yapılıyor. Zaten burada da öyle bir proje vardı. Çorlu'da bir idman merkezi yapılarak. Aslında bence çok keyifli olur bu ahırlar. Çünkü atların burada bu kadar sakinliği, rahatlığı %100 performansı da pozitif etkiler, olarak etkileyecektir. %100 burada pozitif olarak etkilenen atların da Türk atçılarına faydası daha çok olacak diye düşünüyorum. Oh, bıcı bıcı saatini de görüyoruz. Bir orada atları yıkamak yok. Sadece yarı sonrası atların ayaklarına su döküyorlar. Söyle bir su döküyorlar. Yani şey yok hani, bizimki gibi işte tımar, şöyle atı yıkamak falan. Şey yok, yok, öyle bir şey yok. Evet. Yani işte terini alıyor biraz. Ayağını yıkıyor, bırakıyor. Atların kendi kendine, evet, şey oluyor. Evet. Çok güzel atlarında. Bir de tabii, evet, şu da var tabii. At ilmana giderken zaten bir yarım saat, bir 40 dakika yürüyor. İlmanını yapıyor. Sonra gelişleri bir yarım saat, 40 dakika yürüyor. O zaten nefesi anlamında da, her anlamda da at tekrar kendini toparlıyor. Çok sakin oluyor. Keyifli bir ortam. Evet, o zaman Fedai Bey'le de konuştum. Bir röportaj gerçekleştirdi Mehmet. Evet. Röportajımızı bir izleyelim. Gelir gelmez önce ağırda atlarımıza baktık. Daha sonra onlarla birlikte piste çıkıp bu günlük çalışma kenterleri vardı. Onları izledik keyifli bir şekilde. Mutluyuz şu anda. Atlar iyi durumda. Hemen hemen çoğu tay olduğu için gelecek vadeden taylar da var aralarında. Nitekim yarın koşacak olan heybetli isimli atımız var. Onun da durumuna baktık. O da bugün sağlıklı bir şekilde kenterini yaptı. Artık yarı saatini bekleyeceğiz. Genel anlamda atmosfer güzeldi, mutluyuz. Dünkü yarış biraz daha hem cinslerinde ve rakiplerin nezdinde her ne kadar yarış grup 3 olsa bile rakipler nezdinde kazanılabilecek yarıştı. Nitekim bugünkü Arkana seri daha önce kazandığımız yarıştı. Ondan nispeten daha kolay bir yarış. İkramiyesi de güzel olmasına rağmen. Ama bazı şeyleri de denemeden kestirmek de güç. Biraz da biz hedef yükseltip derbi günü pazar günkü yarışı tercih ettik grup 1. Bir grup 1 koşmak tabii ki çok zor. Hayal. Kazanmak ondan daha büyük bir hayal. Ama denemeden de hiçbir şey görmek mümkün değil. Bir deneyelim dedik. Atımıza da güveniyoruz. O yüzden de yarış şansı bizim lehimizde olursa neden olmasın. Alşakap'ın yetiştirdiği bir attı bu. Katalogdan süzgeçten geçirdiğimizde birazcık da yüksek rakamlı olabileceği bir sınıf vardı. Bizim bir listemiz vardı. Onlar içerisinden aldığımız bir at oldu ve tahmin ettiğimiz rakamın altında aldık. Gerek konfirmasyon gerek pedigri olarak çok hoşumuza gitti. Ve ne bileyim, bana birçok ışık verdi bu at. Yani doğru tercih yapmışız. Nitekim de şu anda bu yarışta 5 tane Fransa dışı 5 tane de Fransız atı koşuyor. Toplam 10 at.
İki yaşlılar içerisinde de herhalde şu anda ilk iki at içerisinde gösterilen atlardan bir tanesi heybetli. Şu an için konuşuyoruz tabii. Doğru tercih yaptığımızı görüyoruz. Bu da bir şans. Bir nevi de şans. İnsanın şansı da olacak tabii ki. Her zaman bu şans olur mu bilmiyorum ama bu sene için böyle bir şanstı. Biz şimdi ekürü olarak sadece Türkiye'de yarışçılıktan ziyade artık çağın gerektirdiği global dünyada teknolojinin de ilerli olduğu bir seviyede hay Fransa olmuş, hay Almanya olmuş, hay İngiltere, İrlanda olmuş, hay Türkiye olmuş. Fark etmemeli. Çünkü artık at taşımacılığı da kolay. Bir yerden bir yere gitmek kolay, teknoloji kolay. Fakat bizim birazcık da sadece ülkemizde şey var. Uluslararası at getir götürle ilgili sanki biraz şartnamemizi ya da kolaylıkları hızlandırmamız gerekiyor. Biz o yüzden ülke olarak, ülke atçısı olarak zorlanıyoruz. Gerek Türk atını yurt dışına getirmek ya da yurt dışındaki atı gelip Türkiye'de koşma nezdinde gerçekten şu anda baktığımız zaman işte karantinasıdır vesairedir. Birazcık orada zorluk var. Onları aşmamız lazım. Ben onu görüyorum engel olarak sadece. Onun dışında herkes yapabilir. Herkes istiyordur eminim. Kendi atını yurt dışında denemek, yurt dışında atta koşmak zor değil. Denemek lazım. Biraz da zorlamak lazım. Ama bizim ülke yetkilileri nezdinde de birazcık bu işlerin de dünyaya ayak uydurarak kolaylaştırılması lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de yetişmiş atların da Avrupa'da nasıl koşabileceğini görmek için bir hamle yapmamız lazım. Biz bu sene inşallah yapacağız onu. Bakalım kendi topraklarımızda yetiştirilen atlar yurt dışında kırma eğitim ve idman sistemine ayak uydurduktan sonra ayakta kalıyor mu, başarı elde edilebiliyor mu? Onu görmeden bir şey deneyim diyemeyiz şu anda. Onunla ilgili de bizim bir planımız var, deneyeceğiz. Bakalım inşallah olacak. Yarınki yarış bizim için her türlü sonuca açık. Biz kazanabiliriz de, tabela da yapabiliriz. Bu tür yarışlar çünkü sonucu yarış şansının, yarış içerisindeki hamlelerin ve yarış içerisindeki rollerle ilgili netice belli oluyor. Yarın da sadece tek dileğim inşallah yarış şansı bizim lehimizde olur. Yoksa atımıza güveniyoruz. Bakalım kısmet. Feday Kahraman'la Mehmet Marangoz'un yapmış olduğu röportajı getirmiş olduk ekranlarınıza. Evet, Feday Bey detaylıca aktardı ileriye dönük olan planlarını. Karantina süreçlerinden bahsetti. Biraz bu konuların aslında geliştirilmesi, biraz bir takım değişikliklere gidilmesi gerektiğinden söz etti. Türkiye'de yetiştirdiğimiz safganları orada yurt dışında kırma ve idmanlarını yaptırma gibi planlarımız var. Bakalım bunları da hayata geçireceğiz dedi, detaylandırdı. Mehmet, ağzınıza sağlık. Yine çok güzel konuları aktarmış oldu bize Feday Bey de. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de tam anlamışsın yani. Güzel. Dikkat edin. Dinleyip notlarımı aldım. Süper. Merak ettim gerçekten. Çünkü çok önemli biz orada. Evet, evet. Türk atçılığını orada gösteren ekürilerden, bizleri temsil eden isimlerden. Teşekkür ediyorum kendi nezdimde. Gurur duyuyorum. Ya tabii şimdi orada at alıp orada koşmak önemli bir şey. Evet. Ayrıca Feday Bey'in de demek istediği orada tabii ki de biraz da açmak gerekirse Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de yetişmiş bir atı oraya götürerek orada işte 1,5 yaşında orada kırılması, orada koşulması, yani koşarken de TR uzantısıyla koşması. O çok büyük bir olay. Çok. Aslında ülkenin yani yönetmeliklerin bunu çok kolaylaştırılabilir hale getirilmesi lazım ki insanlar buna teşvik olsun, insanlar buna gitsin, denesin. Orada da dediği gibi yani hani olur olmaz başka bir şey ama denemeden göremeyiz diyor. Doğru. Denemek lazım. Bence inşallah da öyle bir şey olabilir. Yani özellikle giden hani gelen için belki kısıtlamalar hala devam edebilir ama gelen için açmak lazım. Heybetli'nin görüntüleri geldi ekranlarımızda şimdi değil evet. mi Mehmet? Heybetli'de işte dediği gibi orada iki tane koşu vardı. Cuma günü az önce izlediğimiz Türkiye Çekeği Kulübü koşusu ona kayıtlıydı. Onu koşabilirdi. Evet. Bu koşu grup 1 ama orada grup 3 kaydı vardı. Koşmadı. Evet. Arkana serisi ödedi dediğin olan mı? Evet, az önce arkana serisi bir koşu vardı. Onu da koşmadı. İki tane kayıtlı oldu. Bu koşuya geldi. Yani açıkçası hani üst ligde koşmak istedi. Güvendiği için, heybetliye güvendiği için. Tabii. Hem heybetliye güvendiği için hem denemek için. Yani sonuçta hani orada zaten yani röportajcılar söylüyor. Yani evet. Orada kazanması veya kaybetmesi tabii ki de kazanması bizim için yani herkes için önemli, daha iyi, önemli. Tabii ki. Ama orada, denemeden de bilemezsin. Evet. Yani antrenörler işte Carcosa ailesi ailece oradaydı. Onların da ilk defa bir grup bir koşuda atlara mücadele etti. Onlar için de önemli bir deneyim oldu. Baktığımız zaman bence her şeyde
değerli bir adım oldu. Görmüş oldular orayı. Grup 1 koşu. Çünkü yani Ark hafta sonu zaten Ark koşusu var. Dünyanın en iyi o mesafedeki en iyi sayılabilecek atları geliyor. Hani bu sene belki o kadar böyle bir muhteşem atlar yoktu ama ismi yeter. Ark koşusunun o hafta sonu orada bütün işte Godolphin'in atları, Jadmont'un atları baktığımız zaman işte O'Brien orada, John Gustin orada, dünyanın en iyi antrenörü, en iyi at sahipleri, herkes orada. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi mesela şimdi ben şeye de bakıyorum şimdi. Şık görüntüler, şık hanımefendiler, evet. Beyefendiler geçiyor yanınızda. Ya atmosfer zaten muhteşem. Çok güzel, harika. Atmosfer harika. Sanırım başkanımız da heybetliyi izledi diye aktarmıştın eğerleme alanında. Ya başkan dediğin gibi zaten hem TCK koşu hem oradaki toplantılar için Fransa'daydı başkan ve yönetim kurulu. Aynı zamanda profesyonel kadro da oradaydı Tuncel Bey ile Burak Bey ile. Şimdi bu arada o eğerleme alanından buraya giriş alanı çok seviyorum. Çok, çok keyifli bir yer. Evet, orada sanki böyle başka bir dünya var. Burası böyle bir şaşalı. Ben Şubat ayında Paris'e gideceğim. Var mı orada bir şey? Şubat'ta yok. Şubat'ta yok değil mi? Longchamp'ta çim yarışları Mayıs'ta falan başlıyor. Evet, yani evet. Belki de Nisan'da başlıyor. Ben görmeye gideyim hipodrom. Evet, merak ettim. Basın medya olarak gitsen alırlar kesinlikle. Şey yaparlar. Böyle Şubat'ta genelde Şanti'de yarışlar var. Hı-hı. Bir de Döbül'de bazen oluyor. Çünkü orada sentetik pist var. Başkanımız da gözüküyorsa. O da işte ya Fedai Bey geldi aile olarak. Oğlu. Onlar oradaydı. Başkan da onlara destek olmak amaçlı. Tabii bu önemli bir çok, şey. Yani, çok önemli bir tabii. şey. Yanında Türkiye Jockey Kulübü'nün başkanı olması. Tabii. Senin önemli bir ekürü olarak orada olman. Birlikte izlemiş olmak çok kıymetli. Evet evet. Yani orada hani aynı. Destek görmek destek, çok önemli. Tabii ki de. Yani yalnız hissetmek güzel bir şey değil. Yani evet. Gittiğin zaman orada. Yanında olunması yani çok mesela, güzel. Sen de mesela yine aynı şekilde keza. Tabii tabii. Mesela onlara sağ olsunlar çok teşekkür ettiler. Görüştük, sohbet ettik, konuştuk. Yarışı analiz ettik. Ya bir de tabii şimdi kendi dilinde konuşmak daha farklı bir şey. Şimdi kesinlikle. Orada gidiyorsun İngilizce. Evet. Kendi duygularını ifade etmeye kötüyse kötü, iyiyse iyi. Onlar da öyle. Fark etmez evet ama kendi kanından birileri evet. orada olunca tabiri caizse evet. daha böyle güçlü hissedebilirsin. Kesinlikle. Yani mesela bak şimdi burada Fedai Bey'in forması artık zaten evet. birçok ülkede. Görüyoruz. Hipodrom içerisinde. Yani bir gün burada kazandığını görmek de nasip olur. Ben İnşallah. Bu atı yani çok beğeniyorum zaten. O yarıştan sonra söyledim. Elde ettiği derece hava biraz kötü sanki Mehmet. Hava kötü yağmurluydu. Yani işte pist, ya yarış şansı diye bir şey var işte. Pisti, çıkışı, konumu. Zaten yarış içerisinde hiç yer bulamadı. Hı hı. Mesela burada mesela kırmızı beyaz forma, beyaz pomponu geriye düşüyor. At, ben burada mesela çok kötü gidecektim ama hala daha at orada gelmeye devam ediyor. Yani çok ilginç bir şey yapan bir at. Mücadeleyi seviyor. Gelmeye de devam ediyor. Hatta işte yarış 1600 olsa belki daha iyi bir yerde bile bitirebilirdi. Evet de burada 6. oldu değil evet, mi? Bu koşuda. Evet, 6. oldu. Yani yarış sonrası. Tebrik ederiz. Ya güzel bir yarıştı. Ben olumlu bakıyorum. Çünkü şöyle. Tabii ki de ben de olumlu bakıyorum. Binlerce ad doğuyor. İşte milyon dolarlara satılıyor. Hatta bugün de işte 4 milyon 400 bine satıldı bir tane Frankie Atay'ı. Yani milyonlarca euroya, milyonlarca dolara taylar satılıyor ve bunların içerisinden bir kısmı sadece bu tarz koşularda koşabiliyor. Bu koşuyu da kazanan her at zaten aygır oldu. Çok değerli bir koşu, önemli bir koşu. Yani 2 yaşlı İngilizler için Avrupa'nın en önemli koşulardan bir tanesi de bu. Zaten buradan çıkan atta geçen sene Rosellion kazanmıştı. Rosellion bu sene mesela geçen sene 2 yaşlarında bu yarışı kazandı. Bu sene 3 yaşlarında Newmarket'te erkek tay denemede ikinci oldu. Sonrasında İrlanda'da tay denemeyi kazandı. Yani şey bir koşu değil. Hani krem de la krem derler ya böyle şey. Yani evet. şeyin grup birin de grup biri çok önemli bir koşu. Burada atı koşması yakınlara bitirmesi önemli. Yarış sonrası da zaten bir de bu da yarış sonrası çok yürütüyorlar. Yani yarış sonrası at aşırı yürüyor yani öyle sürekli mi? Yürüyor. Yani 45 dakika falan. Bizim zaten yarıştan çıktığın gibi hop geri ahırlara doğru evet, evet. Biz gidiyorsun. De, tabii yani bizde de ahırlara götürdükten sonra belki orada yürütme şeyi vardır. Ama tabii. burada o çünkü atı idmanda alışkanlığı var. Yani idman sonrası hep hı hı. bir 45 dakika yürüyüp o işte kalp atış atım ritmi. O ritmi atış, düzene sokacak. Tabii tabii normale evet. dönmesi için. Tabii kan dolaşımı anlamında, sağlık hmm. anlamında, birçok anlamda atın bu şekilde yürüyor olması bir avantaj. Zaten Fedai Kahraman ekürüsü de arkada aile olarak hem atı izliyorlar antrenörle beraber hem yorumluyorlardı.
Yani yarış sonrası da çok şey gözükmüyordu. Bir atın da özelliği hep kafası önde gidiyor. Çok sakin. İdmanda da böyleymiş. Hı hı. Onu sorduk. Hani atta bir sıkıntı var. At alışık. Ha, böyle seviyor. At hep şey yani. Aile tavrı bu. Kendinden emir tarzı. Aile de burada şey. Evet. Görüyoruz. Sevgilim Veli, Sanem Hanım, Fedai Bey, işte Alisa Karkos, Karkos ailesi, antrenörler, eşi çocuğu. Beraberce, ailece. Ya yani bu deneyimi de yaşamış oldular. Güzel, bizi bir temsil etmiş oldular. İnşallah uzun vadede orada bir Türk atının, Türk at sahibinin, Türk jokeyin, Türk atının orada başarılı olduğunu görmek nasip olur. İnşallah öyle olur. Peki long jump'ta dördüncü koşumuza bakalım o halde. Yine gelsin ekranlarımızın üzerine konuşalım. World Aerobin Cup yine en prestijli yarışlardan biri Arap atçılığında. El Gadir kazandı bu koşuyu da sevgili izleyenler. Çim pistte 2000 metre mesafede gerçekleşti. Grup 1 statüde 6 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleşti bu koşu. 8. kez üst üste grup 1 koşu galibiyetini hanesine yazdırmış oldu El Gadir. Değil mi Mehmet? Evet. El Gadir çok bambaşka bir Arap atı zaten. Yani dünyanın en iyi Arap atı zaten. Tartışması şu anda. Hatta son yıllarda yani hani böyle bir at ara ara geçen çıkıyor. Sene de bu safhan kazanmıştı. El Gadir kazanmıştı. El Gadir zaten 8. üst üste grup 1 kazandı. Evet, her yerde kazanıyor. Nereye gitse kazanıyor yani. 1600 İngiltere'ye gitti, buraya geldi, oraya gitti, buraya gitti. Hepsinde Erşakap'ın geçilmeyen atı. Yani burada da kazandı. Çok fazla zorlanmadı. Zaten rahat bir yarış yapıyor. İşte ekürüsü zaten her yarışta 4-5 ekürü koşuyorlar. Bu yarışta 3 tane koştular galiba. Fazla koşmadılar. El Gadir'e. Çünkü o istediği tempoyu ona verdirmek istiyorlar. Yani o tempodan dolayı yarış kaybetmek istemiyorlar. O yüzden yarış tempoyu da kendileri belirleyip işi bitirmek istiyorlar. Öyle de oldu. El Gadir çok büyük attı. Zaten babası El Muhtaçay da çok büyük attı. O da üst üste 2 kere kazandı galiba bu koşuyu. Yani World Arabian Cup prestij anlamında dünyanın en iyi, en yüksek ikramiyeli yarışı değil. Arabistan'daki ikramiye daha yüksek, Dubai'deki yüksek, Abu Dhabi'deki yüksek. Yani Fransa'daki çok o kadar yüksek değil ama prestij anlamında aslında en iyisi diyebiliriz. Çünkü dünyanın gözü önünde yani çok alt koşusundan bir koşu önce. Hı-hı. Yani hani büyük koşudan bir dördüncü koşu önce. Dördüncü koşu, evet. Evet, evet. Böyle de bir muhteşem bir atı. Biz de orada canlı olarak bir kere daha seyretmiş olduk. Yani başarıları çok... daim olsun. 8 birincilik üst üste. Yani her koşuyu kazanıyor. İstatistik. Evet, tebrik ederiz Safkan'dan. Ya şey bir at ya, değişik bir at yani. Evet. Bir diğer koşumuza da bakalım o halde. Sevgili izleyenler, bakalım bu koşumuzun son metreleri geliyor. Baksana, ekranlarımızda şöyle bir rahat kazandı koşuyu gerçekten. Burası da benim seyrettiğim yerin yanı. 2.16.06. Öyle mi? Evet. İzlediğin yerin yanı. Evet. Çok güzel görüntüleri izlemiş olduk. Evet. Günün önemli koşusu da yarış programının 5. koşusu olarak gerçekleşti. Ark koşusu diye bahsettiğimiz Prix de l'Aerodrome Trump koşusu Çin pistte 2400 metre mesafede gerçekleşti 6 Ekim Pazar günü. Yine günün en önemli statüdeki koşusu. Nasıl biz de Gazi günü diyoruz? Evet, Gazi koşusu diyoruz. Burada da aynı şekilde aktarabiliriz. Evet, evet. Ark koşusu. Zaten haftaya da adını veren Ark haftası diyoruz çoğu zaman. Blue Stocking bir dişi safkan. Aslında Le Opera var. Bundan bir sonraki koşu ona kayıtlıydı. Ama bir önceki yarışında çok güzel koşunca burayı tercih ettiler. Burada da çok güzel bir sonuçla aslında yani konum itibariyle yarış içerisinde çok güzel yer aldı. Virajda da rahat koştu. Ya bunlar tabii dünyanın en önemli atları. Yani burada 3. olmak, 5. olmak, 2. olmak, 10. olmak, 10. olmak. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bu koşuya katılabilmek bile bir başarı demek zaten. Kesinlikle öyle. Mesela Shin Emperor Japonya'dan geldi. 12. oldu. Yarış sonrası işte Joki, Rusey'i Sakai şey yazmış Twitter'da hani X'de daha doğrusu bir gün bu yarışı kazanacağım yazmış yani. Öyle 60 mi? 60 bin beğenme işte 6 bin retweet yorumlar Oo, falan yani ciddi. Tabii Japonya yıkılmış yani işte herhalde dün baktım 400 bin falan görüntülenme vardı yani
12. olmuşsun. Normal şartlar. Düşünsene şimdi bizden bir at gidecek. 12. olsa ne işin var orada? Orada bizim atın orada bilmem ne falan. Biz çok 50 tane. Yani bizim az önce söylediğim olaya o geliyor. O konuya geliyor yine evet, aynı. Negatif düşünceler. Orada mesela 12. olmuş bir jokey. Çok rahat bir şekilde ben bugün bir koşuyu kazanacağım yazıyor. Ve de 60 bin beğenme, işte 6 bin retweet, şu bu yani yıkılıyor ortalık. Bu güzel bir şey. Yani Japon atçılığı bazen şey, tabii bazen hani insanlar soruyor ya Japon atçılığı niye bu kadar iyi? Ya işte bundan iyi. Çünkü birbirlerini destekliyorlar. Ya, saygı her zaman var. Motiveler, saygı var, saygı sevgi var. Saygı var, çok basit. Ya yani bak emeğe saygı var. Kesin. Ben bu programda birçok kez istiyorsan da bakabilirler yani tekrarında da. Japonlardan ve atçılıklarından bahsettik. Tabii bahsettim. Her zaman aynı şey söylüyorum. Bak her zaman aynı şey söylüyorum. Saudi Cup'taki başarılarında da Dubai World Cup'taki yani bizim Şubat programında da Mart programında atınlar. Evet, ben evet. O zaman söyleyelim. Japonların başarılı olmasının en büyük sebebi saygı. Saygı da dedin sürekli söyledim. Yani ata saygı, birbirlerine saygı, işe saygı, antrenörün at sahibine olan saygısı. Oradaki antrenörün davranışlarından söz ettin. Tabii saygı. Birbirlerine herkese karşı yani. Ya yarış bitiyor. Hı-hı. Medya da aynı şey. Yarış bitiyor. Hı hı. İşte herkes röportaj yapıyor, dağılıyor. Japon ondan sonra geliyor, röportajını yapıyor, açıklamasını yapıyor, soruyu soruyor. Antonio'ya raporunu veriyor. Her şey saygı. Yani saygı en önemli şey. Çok. Burada da öyle bak mesela herkes. Ak gününün detayları bu da. Evet, ak günü. Mesela burada bu benim yaşıma giden bir aslında sesli izlemedik ama burada da İstanbul Marşı, kendi ülkelerin İstanbul Marşı, kendi ülkelerinin Milli Marşı pardon. Milli Marş. Milli Marş çalıyor, kazanan atın. Hı hı. Bu çok güzel bir şey. Ben çok özendim buna. Evet yine tüylerini ürperten yani orada bir bizim duyguda. Tabii ki de. Düşünsene yani bir Türk orada bir Türk İstanbul Marşı'nı çaldırdığını Ark günü. Tabii. Yani büyük bir yarışta büyük bir şeydi. Ark günü orada gidiyorsun İstanbul Marşı'nı çaldırıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Kolay değil. Milli duygularının böyle yine yeniden kabardığı bir ambiyans. Ya her zaman kabarıyor zaten ama orada da tabii insan ya şimdi zaten aslında açık global. Yani tek ülkesel bir şey değil. Her ülkenin başarılı olabileceği açık bir şey. Mesela şunu söyleyeyim. Bak bu da önemli bir detay aslında. Şimdi mesela bu arka kazanan Jadmond. İkinci olan Wertheimer, Frele ekürüsü. Üçüncü olan Magnier ailesi. Yine aynı Westerbeck. Dördüncü olan yine Wertheimer. Yani bu aileler tamam mı? İşte China Horse Club gibi. Bunlar dünyanın en değerli aileleri, en zengin aileleri, en önemli aileleri diyebiliriz. Yani hem aile anlamında, maddi anlamda değerli kişiler. Şimdi Fedai Bey'in de yarışında birinci olan Magnier gene, O'Brien'in antrenörü yani Coolmore. İkinci olan Mountain Torbjörn, üçüncü olan El Shakab. El Shakab dediğimiz yani Katar'ın sahibi. Dördüncü olan Jadmond. Jadmond dediğimiz yani milyon dolar hatta milyar dolar belki yatırım yapıyor atçılığa. Beşinci olan yine Magnier, yine Coolmore. Altıncı olan Fedai Kahraman. Ya işte bak, Adanalı Fedai Kahraman. Biz statüdeyiz şu anda. Ne kadar kıymetli bir şey. Yani at yarışının şeyi bu yani. Adanalı biraz Fedai önce Kahraman. Bir at alıyor 20-30 bin dolara. Ve geliyor işte El Shakab, Jadmond. Yani Fedai Kahraman olur. Öyle bir ailenin, ailelerin yanında bulunuyor. Ya kolay bir şey değil. Ve bizi temsil ediyor. Evet. Kolay bir şey. Yani orada bulunmak. Çünkü ben çok fazla yurt dışına gittiğim için biliyorum yani. Bazen gitmeyen insanlar çok hani ne işim var şu birçok anlamda ya birçok açıdan bakabilirsin. Ama doğru. Bu başka bir şey. Yani Fedai Kahraman olur, Emre Hagun olur, Ayhan Ahrasoğlu olur, o olur, ben olurum, sen olursun fark etmez. Yani buradan bir Türk aileden bir tane at alarak, üç at alarak, beş at alarak atçılık yapan birisi. Adı atçının güzelliği bu. Yani doğru. Oraya gidip orada senin bu yarışlarda kazanabilmen, bu yarışlarda var olabilmen, bu yarışlarda o padon içerisinde işte mesela Serdal Başkan'ınla beraber orada olmalı. Yani düşün yan taraftaki aile El Shakab, Katar evet, ailesi. Öbür tarafta işte Arabistan, kralı. İşte krallardan bir tanesi çok fazla şey yani prenslerden bir tanesi diyelim. Öbür tarafta işte Coolmore. Dünyanın en iyi işte atçılıkta bir numarası. Öbür tarafta bilmem işte en iyiler. Sen de orada işte Fedai Kahraman. Ama işte Serdal'da da mesela oraya gelip orada hani biz buradayız. Biz de temsil ediyoruz. Yani kişi değişebilir. Fedai Kahraman olur. İşte Ahmet olur, Mehmet olur. Ama Türk atçılığının öyle bir ortamda olması, herhangi bir kişi tarafından temsil edilmesi bu anlamda çok değerli. Yani olaya bir de bu yönden bakmak lazım.
Ya bir de bu önemli statüyü mütevazi kişiliğiyle de aileni altçılığa yansıtması da çok kıymetli bir şey. Tabii çok değerli bir aile. Çok mesela Sanem şey. Hanım oğluyla Melih'le gelmiş mesela ailece gelmişler ne beraber. Ne kadar güzel, ne tabii. kadar yakışıyorlar. Çok kıymetli bizleri tabii. bu şekilde orada temsil ediyor olması ve gerçekten değer vererek mütevazi kişiliğini de yansıtması bizlere bence çok önemli bir konu. Tekrar tebrik ederiz, teşekkür yani, ederiz. Evet. Sağ olsunlar yani her zaman Feday Bey de oradayken hı hı. yani biz hani hipodrom dışında hipodrom ve idman yeri dışında görüşmek hani bir kahve içmek falan çok fazla vakit olmadığı için denk gelmedi ama her zaman evet. aradı Mehmet gel işte bir kahve içelim yemek yiyelim falan. Yani hı hı. denk gelmediği için olmadı ama sağ olsun hani ne yapıyorsun ne ediyorsun. Bunu sadece ben de oradaki Türk, diğer tabii diğer insanlarla da yani orada bir çünkü orada insan hani yalnız olmak bazen yani bir şey başarıyorsan bir şey yapıyorsan yalnız olmak güzel bir şey değil. Yani hani onu kutlayamadıktan sonra evet, yani yanından birine sarılamadıktan sonra evet, onun çok bir şeyi olmuyor. Mesela orada evet. başkanın da olması tabii özel bir şeydi. İnşallah doğru. ilerleyen yıllarda da birçok böyle ekiliyor da görürüz. İnşallah. Bir de Arap atı satışı, İngiliz atı satışları vardı. Kısa bir bahsedersen. Tamam. Satışları hızlıca geçelim o zaman. Satışlarda aha. dediğin gibi Perşembe günü Arap atı satışları vardı. Zaten Avrupa'da tek Arap atı satışı bu. Yani şey olarak canlı olarak çünkü hı hı. online de satışlar yapıyor bazı firmalar. Arap atı Fransa'daki Arap atı satışlarında yaklaşık 100 at vardı. 100 at satıldı. Çok fazla fiyata gitmedi. Zaten bir işte 300 bin euroya bir tane gitti. O da ertesi gün koşuyor diye alındı. Hı. O da 8. oldu galiba. Sonra bir at daha yine aynı şekilde yüksek bir bedelle alındı. Koşacaktı, koşudan çıktı. Yani buradaki amaç aslında yani oradaki benim analizim şu. Zaten iyi atlarını buraya getirmiyorlar satmaya. İyi atların hepsi 6 aylıkken, 3 aylıkken işte Arabistan'dan, Dubai'den, Katar'dan hmm. alınıyor. Fransa'daki kalan stok da burada işte evet. genelde satış stratejisi bunlar olarak. Arap atları. Evet hepsi Arap atı. Strateji olarak da bir gün sonraki koşulara kayıt yaptırıyorlar. Allah yani bugüne yarın koş tabiri direkt i̇şte, oturuyor. Evet direkt oturuyor. Adam 300 bin euroyu veriyor ama at 8. oluyor. Ya da işte bir tane daha at vardı. Hatta bizim arkadaşımız Ömer yurt dışından aldı o da. İşte atı aldı 160 bin euroydu galiba öbür gün koşuyor diye at 1-1 yapmıştı 1-1 2-1 galiba Polonya'da hı hı. o da çok atçılığı bilmediği için ama biliyorsun bilmeyen çok biliyormuş gibi parası olanlar yani bazen genelde demeyelim bazen parası olan olabilir. Ben çok biliyorum diye alıp o atı burada kazanamayacağını zannetti ama o da 9. ve 10. oldu. Yine satışlarda Saint Cloud hipodromunda. Tabii Saint Cloud hipodromu zaten bu arkanların satış yani. Merkezi evet. hipodromun içerisinde bir alan. Yani hipodromun idman olmuyor. Sadece satış ve yarış oluyor. Çünkü sentrik pist yok. Sadece çim var. Çimleri idman zaten. Yani ancak teknik olabiliyor. Bu Perşembe günü yapıldı. Bir de Cumartesi günü de İngiliz atlarına. Cumartesi evet, günü. Evet. Cumartesi günü de İngiliz atlarına. Hatta Getimo'nun belgeseli sevgili Kaan Bey de orada beraber izledik. O da, öyle mi? Ne güzel. Onunla beraber sohbet de keyifli bir şekilde izledik. Biz zaten izledik. Çünkü orada atlar yüksek bedellere satılıyor. Hı hı. Ark günü. Yani yarış işte cumartesi günü sabah yarış akşam bu olunca orada birçok ekül de oraya geliyor atları izliyor. Tabii doğru evet aynı evet. gün olunca. Ya Alman derbi galibi Palladium satıldı. İşte o da 1.6 milyon mu? Şimdi fiyatlı rakamlar çok karıştı. Ya 1.5 ya da 1.6 milyona satıldı. Sen yazdın zaten ilk platformda evet, evet. takip ettim. Ooo diyorum bakıyorum şöyle kimler ne kadar satılmış. Palladium'un da hatta şeyi annesinin kız kardeşi galiba bizim Ali Çapacı abimizde Ali hı-hı. abi de o da güzel bir anne Türkiye'de. İşte o atın Alman derbiyi kazanıp burada bu fiyata satılması hı-hı. tabii buradan önemli. Da inşallah güzel bir tayı olursa ileride belki orada da izleyebiliriz. İnşallah. Yani keyifli tabii o işte yarış, satış, birliklerin toplantıları, jockey kulüplerin organizasyonlar hakkında görüşmeleri gibi gibi birçok etkinliğin 4 gün boyunca global atçılığın buluşma merkezi olarak orada da biz de Türkiye'deki medyayı temsilen tek medya olarak orada bulunduk. Orada bulunarak işte burada ne varsa buraya aktarmaya çalıştık. Emeklerine sağlık arkadaşım. İnsanları bilgilendirebilmişizdir. İnşallah keyifli bir yayın aktarmışızdır sizlere. Mehmet teşekkürler gerçekten. Çok kıymetli bilgileri yine bizlerle paylaştın. Önemli detaylar verdin, güzel görüntüler getirdin. Emeklerine sağlık tekrar.
Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sen de tıkandığımız yerlerde destek oldun bize. Hatta güzel notlarınla beraber hatırlattın bazı şeylere de. Çok sağ olasın. Sen de aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Yarış Ötesi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine ekranlarınızda olacağız tabii ki aylık programımızda. Farklı güzel görüntüleri yine ekranlarınızda getireceğiz Yarış Ötesi ekibi olarak. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.